Herkese iyi akşamlar diliyorum. Farklı Görüş başlıyor. Ben Zeliha Saraç. Tabii gündem her zaman olduğu gibi yoğun. Yerel seçim sonrasındaki itirazları birazdan konuşacağız. Bir de tabii reform paketi açıklandı Bakan Albayrak tarafından. Son gelişme sabah erken saatlerde yaşandı. Sudan'da darbe girişimi, gelişmeler ne yönde? Afrika açılımında biraz değineceğiz. Bunun yanında S-400 F-35 meselesi ve sonunda vaktimiz kalırsa kara delik meselesine gireceğiz. Profesör Doktor Sedat Aybar, hocam hoş geldiniz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, Profesör Doktor Mazhar Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü hocam hoş geldiniz. Doçent Ece Baban, hoş geldiniz hocam. Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi ve Profesör Murat Çak, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hocalarla çevirdik bugün, evet. Şimdi seçimlerle ben başlayayım, Mazhar Bey'le başlayayım aslında. Şimdi en son Büyükçekmece'de YSK ertelendi. Ertelendiden kasıt daha doğrusu karar vermedi. Evet, yanlış olmasın. Yani erteleme kelimesi yanlış. Ancak İstanbul'la birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Yani bu süreçte bildiğim kadarıyla 13'ü deniyordu itiraz ama o da net değil mi onu da bilmiyorum. Çünkü biraz hani YSK yasal ve seçim olarak kanunu farklı. İtiraz etme şeyinde şimdi normal şartlarda hani seçim kurulunda sandık başındaki itirazlar daha sonra il seçim kuruluna ve yüksek seçim kuruluna yapılan itirazların belli bir süresi vardır. Bu sürelerin geçirmediğini düşünüyorum ben. Bu çünkü medyada bu konuyla ilgili sanıyorum çok sağlıklı olmayan bir bilgi var ama bu konudaki itirazlar gerekli yasal işlemlere bağlı kalarak devam ediyor ve yapılan itirazların sonucunda da zaten bugün bu itirazların hala gündemde olmasının temel sebebi İtiraz edildiği zaman yapılan sayımlarda giderek farkın kapanmış olması. Dolayısıyla daha fazla itiraz edilirse, daha fazla sandıklar tekrar sayılırsa bu aranın kapanabileceği ve çok az bir fark olması dolayısıyla itirazların daha yüksek sesle dile getirilmesine kaynaklanıyor. Olasılıklar nedir acaba hocam? Şöyle bir takım usulsüzlükler olduğu konuşuluyor onu bilmiyoruz. Yani elimizde bir veri yok. Tabii ki Yüksek Seçim Kurulu bir yüksek mahkemedir. Mahkeme kararı evet sorgulanamıyor ama bu mahkeme durup dururken sadece birisi itiraz ettiği zaman o itirazı dikkate alarak bir karar vermiyor. Elindeki hukuki delillere bakarak karar veriyor ve o hukuki deliller sonucunda da bir yol haritası belirliyor. Tabii bu ilçelerden herhangi birisine itiraz edildiği zaman ve seçimlerin iptal edilmesi halinde büyük şehri de ilgilendireceği ve doğrudan etkileyeceği açık bir şekilde görüldüğünden dolayı ve aradaki farkın da çok az olmasından dolayı bunu da kapsayan bir itiraz sürecinin ya da bir iptal etmeye de yenilenmeyi gündeme getirecek. Seçim tekrar olma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Ben doğrusu isterseniz hani bunun sosyolojik olarak şeyini söyleyeyim. Yani hukuki şeyini gerçekten elimde hani veri yok. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına bağlı. Elde delil varsa bunu ben istiyorum veya istemiyorum diye değil ya da başkası istiyor ya da istemiyor diye karar verecek değiller. Bunda kimsenin kuşkusu olmasın. Zira bugüne kadar Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu yani şaibeli, gölge düşürecek, millet iradesini manipüle edecek hiçbir karar vermedi. Bundan sonra da vermeyeceğine inanıyorum. Yani biliyoruz bugüne kadarki bütün uygulamalarında şimdiye kadar hangi seçim bölgesi olursa olsun, hangi aday olursa olsun açık ve net olarak ortaya koyuyor. Şimdi bu bazı mazbataların verilmemesiyle ilgili bir tartışma var. Özellikle bu KHK ile ihraç edilenlerle ilgili aslında Yüksek Seçim Kurulu onunla ilgili de kararını daha önce açıklamıştı. Biz bu konuyla ilgili elde ilk başvurdukları zaman dikkat edeceğimiz konu bize teslim edilen evraktır. Ama daha sonra birileri itiraz ettiği zaman bu evraklarla ilgili geri dönüşümlü bir sorgulama yaptığımızda karşımıza yeni bir evrak çıktığı zaman biz onun dikkate almak durumundayız. Yani daha açık söylemek gerekirse herhangi birisi aday olarak gösterildi ve o esnada aday gösterildiğinde savcılıktan temiz kağıdı dediğimiz yani bir soruşturma evrakı getirip koyduğu zaman bir şey yoktur dediğinde, sicilinde bir cezai uygulama yoktur dediği zaman bunu kabul eder. Ama A şahsi geldi itiraz etti, dedi ki bu adamın kaydı vardır dediği zaman, tekrar onu talep ettiği zaman bu defa savcılıktan değil, ilgili mahkemeden, yerel mahkemelerden bunun bir
cezai hükmü vardır denildiği zaman bu yönde karar verir. Bu bugüne i̇şte, kadar hep böyle olmuş ama. Şimdi burada sosyal medya veya haberlerde bilgi kirliliği çok fazla olduğu fazlasıyla için var. Zaten doğru. O yüzden soruyorum. Yani şu çünkü şöyle sizin çok güzel açıkladınız. KHK'lı ise niye o zaman aday yapıldı doğru. sorusu vardı. Ama işte siz çok güzel açıkladınız. Ama bunu işte şimdi... 5 kişi çünkü bizim. Doğru, evet. Yani ama bu diğerleriyle ilgili de mesela başka bir yine gidip herhangi bir yere Kozan'da zannediyorum, Adana'da mesela o başka bir sivil toplum kuruluşunun yine seçimle gelen bir birimin bir makamın temsilcisi bir başkanı olarak bulunuyor ve gününde istifa etmemiş hatta hiç istifa etmemiş haberlerdeki şey var, gibi. Evet. Şey var. Dolayısıyla şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na ya da İl Seçim Kurulu'na gidip başvurduğu zaman şunu sormaz, soramaz da zaten. Siz herhangi bir derneğin, herhangi bir sivil toplum kuruluşunun, ne bileyim seçimle gelmiş herhangi bir başka teşekkülün başkanı mısınız, biz kooperatif başkanı mısınız, değil misiniz diye soracak hali yok. Bunu da soramaz zaten. Bununla ilgili gerekli yasal açıklamaları ve şartları yayınlıyorlar. Daha sonra o yayınladıklarına göre kişi kendisi bu riski alarak başvurduğu zaman, rakipler şikayet ettiği zaman ya da bununla ilgili bir itiraz olduğu zaman o itirazı oturup dikkate alıp bu hükmü işletiyor. Yani niye önceden bir iki yerde okudum ya yani devlet komplo mu kuruyor? Hayır, böyle bir şey yok. Yani il seçim kurulları, ilçe seçim kurulları ve dahi Yüksek Seçim Kurulu her başvuranın elinde evrak olduğu sürece bunun başvurusunu kabul etmeme gibi bir durumu yoktur. Peki bir de şu soruyu soracağım. Şimdi Büyükşehir Büyükçekmece. Yani o konuya dahil olan il, ilçe. Şimdi bir taraftan ittifak, Millet İttifakı'nın adayı İmamoğlu da diyor ki orada şeyde sayılarda bir şey yok ya da şaibeli bir durum yok. Zaten daha önce askılar asılmıştı, oradan itiraz etmeleri gerekiyordu. İtirazları o zaman yapmaları lazımdı, şimdi değil gibi bir açıklaması vardı bugün. Karşı tarafta tabii Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ve işte AK Parti'nin açıklamalarına baktığımızda o da böyle böyle şaibeler var deniyor. Yani ama YSK'da bir açıklama yapmıyor tabii. Ben de, orada da bir bilgi kirliliği var oradaki yine. Oradaki en büyük hukuksuzluk diyelim. Yani Yüksek Seçim Kurulu ve seçim kanunu ve partiler yasasına muhalif olan taraf bana göre bundan ziyade askı ya da bir seçmen transferinden ziyade sandık kurulunda görev alması mümkün olmayan kişilerin görev almış olmasıdır. Asıl ki, konu bu. Bence o. Yani ben gördüğüm, okuduğum eğer birkaç yerde gündeme geldi, konuşuldu, tartışıldı, dile getirildi. Askeriyede görevli olan veya hiç görevli olmayan ya da belediyede görevli olan ya da belli bir parti içerisinde görevli olan müşahit kastetmiyorum. Sandık kurul başkanlığı yapması mümkün olmayan kişilerin sandık kurulu başkanlığı yapmış olması o sandığın geçersiz olması anlamına geliyor. Hükümsüz olması anlamına geliyor. Bir sandık bir seçim bölgesinde tek bir sandığın bile hükümsüz olması demek seçimin iptal olması anlamına gelir. Bu hüküm çok açık. Yani bunun bir yorum tarafı yok aslında. Ama böyle mi değil mi bilmiyoruz. Yani böyle bir şey konuşuluyor. Büyük ihtimalle benim gördüğüm kadarıyla en fazla bu konu konuşuluyor. Ve işin tabii bu teknik kısmının ötesinde sosyolojik bir boyut var. Şöyle bir durum söz konusu. Yani AK Parti açısından bence AK Parti burada kendini mutlaka sorgulamalı. Yani 3 oy, 5 oyun hesabının üzerinden evet bu itirazlarını sürdürmeli, yapmalı, bu onların hakkıdır. Şöyle bir cümle olmaz Zeliha Hanım. Ya daha önce kimse itiraz etmedi. Etmeyebilir yani, ben ederim ama yani etmediyse bu bizim etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ya da bir başkası itiraz etti, karar verilmedi. Ya da şimdiye kadar niye böyle itiraz etmiyorsunuz? Bunun hiçbir anlamı yok. Bu hakikaten yani konuşulacak bir mevzu değil. Şimdiye kadar hiç kimse itiraz etmiyordu. Yasada var olan bir hakkı ben kullanıp gidip itiraz ederim. Niye etmeyeyim ki? Dolayısıyla AK Parti'nin hani genel anlamda kendisini sorgulamak, kendisiyle ilgili yeni bir öz eleştiride bulunmak gibi bir durumla karşı karşıya olduğu bir gerçek. Bunun hiçbir şeyi yok, itirazı yok. Yani bu kadar oya itiraz edilmesinin bununla alakası yok. Bu kadar oya itiraz edilir, bence değildir. Yani bu kadar işte ne kadar milyon, 8-9 milyon oyun olduğu bir yerde tabii ki itiraz olacak.
Ama bunun sonucunda milletteki şeyi nasıl algılanıyor? Şöyle algılanıyor. Bunu AK Parti'nin idare etmesi gerekiyor. Şimdiye kadar AK Parti Türkiye'deki temel tezlerini, iddialarını çürütüyormuş gibi bir pozisyon var ortada. Halbuki böyle değil gerçekten. Yani bunu gerek açıklamalarıyla, gerek tutum ve davranışlarıyla, gerekse de bu konuyla ilgili yürütülen iş ve eylemlerin şeffaf olmasıyla göstermesi gerekiyor AK Parti'nin. Aksi halde AK Parti'nin temel iki iddiası var. Adalet ve kalkınma. Yani Türkiye'de bu partinin adı da böyle. Yani bu rastgele bir isim değil gerçekten. AK Parti Türkiye'de bir gelir dağılımında adaletsizlik olduğunu, Türkiye'de yatırımlarla ilgili, kalkınmayla ilgili, ekonomiyle ilgili uzunca bir süredir, 200 yıldır var olan bir soruna parmak basarak kurulmuş bir partidir. Yani öyle rastgele bir şey sahiden değildir. Ben AK Parti'de 10 yıl görev yaptım. Kısa da olsa bir dönem milletvekilliği yaptım. Bunu bilerek söylüyorum. Dolayısıyla AK Parti'nin iki çok büyük iddiası var ve bu iki iddiada Türkiye'nin temel meselelerini içeren meseleler. Yani 200-250 yıllık meseleler. Hem gelir dağılımındaki adaletsizlik, hem kalkınma, hem Türkiye'deki demokrasi isteği ve demokrasinin meşruiyetiyle ilgili herkes tarafından kabul edilebilir bir ortak payda olarak işlevsel bir hale gelmesi. Ben AK Parti'nin burada seçimi sandıkta kaybettiğini düşünenlerden birisiyim. Dolayısıyla millet iradesine sahip çıkmamış bir partiye bir daha kimse oy vermez. Onun için tabii ki oylarına sahip çıkacaktır. Tabii ki bunu takip edecektir ve etmesi de gerekir. Yani AK Parti'nin sandıkta, tırnak içinde söylüyorum, bir yenilgiyi başka türlü bir şekilde telafi edecek gibi bir pozisyona düşmüş olması yani çok kabul edilebilir bir şey değildir. AK Parti'ye yazık olur en azından, ya bu anlamda söylüyorum. Bunun evet. Çok bu pozisyonu, bu görüntüyü vermemeli. Evet. Bunu verdiğini düşünüyor değilim açıkçası. Ama daha şeffaf, daha açık bir şekilde mesela çok neredeyse Ömer Bey açıklama yapıyor. Genel Başkanımız Ali İhsan Bey açıklama yapıyor. Siyasi açıklamalara ihtiyaç var. Belki birileri yapar. Ama daha teknik açıklamaları herkesin gözü önünde ve kamuoyunun da bildiği şekliyle ve zaman zaman belki de Yüksek Seçim Kurulu da işin içerisine olmak şartıyla açıklama, yani elbette aydınlatma yapmalı, aydınlatma belki. Yapmalı. Yani, yani evet. Kafalarda yani bir istifam olmamalı. Evet, 3-4 saatte çıkıp bir belki bahsetmeli. Tedirginlik olmamalı. Şimdi evet. Mesela bakın şöyle bir tedirginlik vardı. Ya bunlar acaba bir iş mi çeviriyorlar diye konuşuldu. Ne zaman ki Genel Başkan Yardımcısı çıktı, dedi ki kardeşim bizim yeniden sayım yapılan bütün sahalarda, yani seçmen oy pusulalarının olduğu, torbaların bulunduğu bütün saha kapalı salonlarda canlı yayın kamera var, izleyebilirsiniz isterseniz. Böyle olmaz ya, olacak zaten. Yani canlı evet. Yayın kamera. Bunu AK Parti bu kendi tezini nin üzerine gölge düşürecek bir şeyden bir görüntü vermemeli. Evet. Yani bunun bu çok AK Parti'ye zarar verecek bir şeydir. Ben toplumun da bu konuda hani şeyinin artık bu işin netleşmesi gerektiği beklentisi içerisinde olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle de zaten Yüksek Seçim Kurulu bugün yarın bu konuya bir karar verecektir diye düşünüyorum. Sedat Hocam. Sayın Hocam çok güzel anlattı. Yani üzerine etleyecek çok fazla şey yok. Elbette olayın bir hukuki boyutu var ve o hukuki boyut işte çalışıyor. Bir takım itirazlar var seçim sonuçlarında ve Yüksek Seçim Kurulu da bunu değerlendiriyor. Onun aldığı kararları işitiyoruz, duyuyoruz. Tabii bu şeffaflık konusuna yapılan vurgu çok önemli. Evet, seçimlerin bu sayımlar ve itirazların gerekçesi olan konuların şeffaf bir şekilde paylaşılması çok önemli. Fakat bütün bu seçimlerden, daha önceki seçimlerden de öğrendiğimiz bir şey var. Biz bu seçimlerin, yaptığımız seçimlerin Türkiye'deki demokrasinin geleceğinin sağlıklı işlemesi açısından artık o şaibeli durumlarından kurtaracak bir takım mekanizmaları da yerli yerine oturtmamız gerekiyor. Özellikle böyle dijitalleşmenin son derece derinleştiği ve en ücra köşelere ulaştığı bir dünyada ve işte Hindistan gibi 900 milyon insanın oy kullandığı yerde bu şaibelere yer bırakmayacak biçimde dijital
oy sayımlarının kullanıldığı bir aşamada bizim de kullandığımız sistemi teknik olarak bu şekilde üzerinde soru işareti bırakmayacak biçimde oturtmamız gerekiyor. Bu öyle bir sonuç çıktığını görüyoruz. Yani teknik bir evet hukuki boyutu var ama buradan öğrendiğimiz bir şey var. Bu olayın teknik yanında şu ulaşılmış dijitalleşmenin ulaştığı bu boyutta oturtabilmemiz gerekiyor. Umarım bundan sonraki seçimlerde bu tür konularda çok fazla uğraşmak zorunda kalmayız. Tabii her şeyin ötesinde olayın bir yandan da siyasi sosyolojik boyutu var. Tabii. Siyasi anlamda her parti kendisini bu çıkan sonuçlar çerçevesinde yeniden değerlendirip önünde ne gibi konuları ön plana çıkartacak, bundan ne gibi dersler çıkartacak, onu tartışacak, onu konuşacak, onu ortaya koyacak ve demokrasimizin kurumsallaşması ve geleceği açısından bu hesaplaşmanın yapılması partiler içerisinde bence sağlıklı bir durum. Çünkü bakıyoruz işte içinde yaşadığımız bu türbülanslı dönemde bu konularda bu işte dünyanın o belirsizliklerine cevap verebilecek siyasi oluşumları ve bunların belli söylemler etrafında halkla paylaşılmasını, evet, işte halkın aydınlatılmasını ve halkın katılımcılığının sağlanmasını gerektirecek bir takım siyasi düzenlemelerin yapılacağı, en azından bu seçimlerden, yerel seçimlerden böyle bir yani sonuç çıkartılacağını bazı eksiklikler var gibi çünkü ilerlerken. Mesela bu KYK'larla bilmem yani yolda hukuki, giderken hukuki diyorum ama tabii yani hani birkaç eksik varsa onların tamamlanarak evet, ilerlemesi. Evet. Yani hani bu seçimler belki onu gösteriyor olabilir. Eksik bir iki nokta varsa onların tamamlanması ve önümüzdeki seçimlerin bu fırsatları izin vermemiz. Krizleri doğru yönetmek gerekiyor. Şu gerçeği görmek lazım. Yani itiraz edildiği zaman yeniden sayım olduğunda fark kapanmaya devam ediyorsa bu gerçekten dikkate değer bir konudur. Yani baştan beri 28 bin civarında bir fark vardı. İtiraz edildi. Bu neredeyse hani yarıdan daha fazla bir şey fark kapandı. Maddi beraber 20.338'di maddi hatalar giderildikten evet, sonra. Sonra yani sayımlarla 14.000-15.000 civarı hatta bir hatta daha 13.000'den falan bahsediliyor ki yani bu civarlar. Evet, 6-7.000 oydan bahsediyoruz. Hani itiraz etmeyi gerektiren bir durum. Tabii. Hayır yani o itiraz noktasında değil hani bu ilerlerken sürecin yönetilmesinde şey gerçekten belki krizin çıkmış hani şey krizlerin yaşandığı ve seçimin yapıldığı günden itibaren aslında bir krizle seçmen karşı karşıya kaldı. Şimdi baktığınız zaman birdenbire oylar sayılırken şimdi karşılaşılan olaylara baktığınızda neden bir güven problemi yaşanıyor ve bu sürecin doğru yönetilmesi neden çok önemli? Çünkü siyasette en önemli noktalardan bir tanesi güven. Siyasi liderlere tabii ki siyasi liderlere güven duyuluyor. Onların verdikleri kararlar hem iç politikada seçmen için çok önemli. Yani hangi partiye oy verirse versin o ülkede yaşayan her insan için güven çok önemli bir kavram. Ki siz iletişim konusunda da tabii uzmansınız. Burada mesela hem sosyal medyanın bir bir bilgi kirliliği. Kesinlikle bilgi kirliliği. Yanlış bilgiler. Kesinlikle. Dolu yani. Dolu. Dolayısıyla hani bir taraftan da mesela YSK'nın da şimdi, ne bileyim günde iki defa evet, ben içeriğini söylemeden şöyle, şu noktadayız deyip bilgilendirmek çok bilgilendirmesi mi yapmalıydı kesinlikle sizce? Öyle bir şey olmalıydı. Şimdi bakın ben sade bir vatandaş olarak olayı takip ederken propaganda yapılmadan insanların birbirlerine negatif şeyleri abartarak söylemeden bir seçimin demokratik, adil ve gerçekten hak eden kimse ona verilecek şekilde gerçekleştiğine inanmam gerekiyor. Eğer ben yapılan açıklamalarda sürekli propagandayla bu A ve B fark etmez. Devamlı propagandayla karşılaşırsam kafamda soru işaretleri oluşuyor. Burada süreç yönetilirken iletişim açısından en doğru olanı kamuyu bilgilendirme. Yani bakın bu iletişimin gelişmesinde 4 tane model vardır halkla ilişkilerde. Birincisi basın ajansı modeli, sadece propagandanın yapıldığı işte uçan fillere inanılan dönemden bahsediyoruz. İkincisi tüm bu propagandaya karşı bir tepki olarak geliştirilmiş kamuyu bilgilendirme modelidir. İşte burada gerçekten YSK'nın şimdi
bir seçimin tekrar edilmesini isteyen ve sandıkta bir şeyler oldu diye düşünüp hareket eden bir kitle var. Bir de haksızlığa uğradığını düşünen, seçimi kazandık ama bize mazbata verilmedi diyen bir kitle var. Burada asıl önemli olan şey, İki tarafında içini rahatlatacak ve gerçekten iki tarafında adil bir seçim olduğuna inandıracak açıklamaların yapılması. Dolayısıyla bu iç politikadaki ya da iç seçmenle ilgili durum, bir de dış politika var. Süreç uzadıkça bakın yurt dışından zaten Türkiye şu anda F-35 S-400'lerle Doğu Akdeniz'de alınan kararlarla İsrail'de seçim yapılırken işte Netanyahu'ya Trump'ın verdiği desteğin Trump seçimi yaparken yani Trump'ın seçimleri yaklaşırken Türkiye üzerinden neler yapabilecek? Türkiye birçok alanda bir mücadele ve savaş halinde. Dolayısıyla biz kendi içimizde bir seçim de hani bu tür sorunlar yaşadığımızı bu kadar uzatarak ve bu noktaları getirerek karşı tarafa da karşı taraf dediğim işte dış politikadaki Amerika ve diğerleri evet. onların eline inanılmaz kozlar veriyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Evet. Birincisi o. İkincisi insanların kafasında YSK ile ilgili herhangi bir soru işareti olmaması lazım. Bu nedir? Bu şudur. Eğer meşruiyet yani YSK'nın bir meşruiyeti var kabul ettiğimiz. Eğer meşruiyet hukuktan siyasi alana geçiyor gibi bir algı oluşursa o zaman maalesef adalet, demokrasi bulanık bir yola dönüşür. Dolayısıyla böyle bir algının oluşmaması için de YSK'nın herhangi bir baskı altında kalmadan kararı gerçekten hukuka uygun vereceğine herkesin inanması için YSK'nın çıkıp insanları günde iki kere, çünkü önemli bir konu, tartışılan bir konu, tartışmalarda farklı görüşteki insanların birbirleriyle kavga edercesine sürekli televizyonda söylemlerde bulunduğu bir konu, merak edilen bir konu, bizi aydınlatacak olan bağımsızlığını bize gösterecek olan YSK, YSK'nın da çıkıp gerçekten somut verilerle, hani teknik konular dedik, hislere, duygulara dayanmayan somut verilerle budur, bu şekilde ilerliyor. Şu anda şu noktadayız, bu aşamaya geçiyoruz. Bir sabah bir akşam bilgilendirse yeter doğru. bence. Hatta ona örneklemelerle yani, tabii ki. Gerekiyor. Ama tabii herhalde şöyle de bir durum var. Hani Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme hayır içeriğini vermeden belki. Yani şu noktadayız. Mesela yani, bu fazla... Büyükçekmece'deki bu aynen, ertelemeyi yani belki canlı söylemeli. Verse. Yani sözlü değil de. Biraz o da bir mahkeme ya. Yani tabii ki hani detaylı mahkeme, mahkeme yani o da sonuçta doğru. Yani bir hani. Şey de var. Yani hemen bir mahkemede bir dava görüldüğü zaman her gün hakimin çıkıp açıklama ama ya da savcının. Ama bir sözcü olamaz mıydı? Olabilir. Yani hani olabilir. Başkan. Teknik birisi olabilir. Başkan değil de. Sade Bey değil de. Bir teknik partiler sözcü. De bunu daha çünkü hocam yani ama hani GSK'nın kendi ağzından şey. Teknik biri çıkıp bakın süreç bunu böyle işliyor. Süremiz bu. Şöyle itiraz var. Şu kadar ilde şunu yaptık. Bitti. Çünkü yani hocam, o zaman siyasiler de yıpranıyor. Tabii tabii. Yani siyasi isimler de yıpranıyor. Siyasi isimler de yıpranıyor. Mesela Binali Yıldırım'ı televizyonda açıklama yaparken hiç görmüyoruz. Yani hani o nasıl hissediyor ya da onun siyasi yaşamı yıpranıyor mu şu anda? Yıpranmıyor mu? Bunlar çok önemli şeyler çünkü kendisi meclis başkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, toplum çok tarafından sevilen çok değerli bir siyasetçi. Çok dolayısıyla evet, bu süreç siyasi liderleri de yıpratıyor. Bu arada Murat Hocam teknik dedi. Yani hakikaten böyle bir olasılıkta nasıl Merkez Bankası'ndan teknik açıklamalar geliyor bazen. Diyor ki işte biz swap'ta şunu yaptık çünkü şu. Teknik, tamamen teknik. Anlatmıyor ama neden yaptığını. Şöyle oldu da böyle oldu demiyor. Çıkıyor, söylüyor, çık o kadar. Bu çünkü belki algı hani, için çok önemli. Çıkıyor, söylüyor, geri geliyor. Ben diyor bunu yaptım çünkü budu budu demiyor. Şimdi siyasetçinin bir şeyi anlatmasın. Mahkeme ama bir taraftan da yani o da bir şey tabii. diyemiyorum. Ama teknik bir adamın. Evet, açıklama yapmasında çıkıp YSK'da işte örneğin Büyükçekmece'deki bu incelemeyi sonra yapacağız. Mesela biri çıkıp söylese belki yazılıdan daha etkili olacak. Hani tamam bekliyoruz tamam herkes YSK'yı bekliyor olacak belki onun için sormayacağım. Şimdi, biz Merkez Bankası'nı genelde bekleriz ya bakalım merkez ne diyecek deriz ya aynı. Gerçi bir mahkemede öyle aynı şekilde kurumu. Ama yani
Dediğimiz gibi bu şekilde açıklama yapan teknik birine kesinlikle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü siyasetçilerin işte karşılıklı söylemlerine şahit oluyoruz. İşte bir tarafta diyor ki işte şöyle kendi argümanlarını koyuyorlar. Diğer tarafta kendi argümanlarını koyuyor. Fakat vatandaş da bunun tam bir bulanıklık içerisinde oluyor. Yani bu hangisi doğru, nedir? Bunları teknik bir biçimde anlatan, neden bu oy işte sayıldıkça artıyor, neden sayılması gerekiyor, bunlarla ilgili bilgilendiren teknik insanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda hocamızın da söylediği gibi yurt dışı algı açısından da çok önemli. Şimdi bir seçim yapılmış Türkiye'de ve uzunca bir süre biz bunun sonucunu belli yerlerde açıklayamıyoruz. Yurt dışındaki özellikle mesela yabancı yatırımcılar açısından bu güven vermeyecek bir şekilde gelişen olaylar bunlar. Bir yandan diyoruz ki işte reform paketinden belki biraz sonra bahsedeceğiz. Yabancı yatırım çekmeye uğraşacağız. Bir taraftan işte yine dün bahsettiğimiz gibi adaletle ilgili konularda bir takım neler yapacağız? Reformlar yapılacağından ve bunların açıklanacağından bahsedeceğiz. Diğer taraftan uygulamaya baktığımızda yani söylem bir yerde kalıyor. Eylem ise adaletin bir an evvel ne olması tecelli etmesini bekliyor. Dışarısı da bunu bekliyor. Çünkü bunu anlatamazsınız bu ilerledikçe. Yani yatırımcıya bunu diyemez. Burada bir seçim olmuş ama kimi kazandığı belli değil veya bir taraf kazanmış gözüküyor. Bunu bir an evvel netleştirip güven ortamını tekrar sağlamak o zaman gerekiyor. Hani derler ya böyle ortamlardan mutlaka ders çıkarılması ki Türkiye bu noktada çok iyidir. 2001 bankacılık krizini hatırlayalım. Çok iyidir. Çok iyi ders çıkarır. Belki de bu YSK'nın bir böyle durumlar için teknik bir adamının bir sözcünün mahkeme biliyorum ama çıkıp konuşması yani sonuçta Merkez Bankası mahkeme değil ama o da mesela bağımsız bir kurum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mesela o bayağı hani farklı bir konumu var. Ama mesela teknik olarak açıklamalar alıyoruz. Anladım. Ne yapıyoruz biz? Merkez Bankası dolar yükseldiği zaman hocam işte bir dakika merkez ne yapacak? Bir Çetin Kaya çıkacak ya da şöyle bir şey gelebilir. Bekleyelim deyip bekleniyor evet. Gibi. Belki hani bu veya işte güven tazeleyici bir konuşma yapıyor veya müdahale yapacaksa ona göre bir müdahale konuşması yapıyor. Hiçbir şey yani bir aksiyon almayacaksa bile neyle ilgili, neden yükseldiğiyle ilgili bir konuşma yapması bile o ortamı ne yapabiliyor? Tabii şöyle yapıyor genelde merkez. Mesela hiç söyleyecek bir şey olmadığı zaman şunu diyor, parasal sıkılaşmaya devam ediyoruz. Evet. Aslında aynı. Ama olsun, aynı görünüyor ya yüzü. Yani. Yüzü görünüyor ama. Biz buna devam ediyoruz, bir sorun yok. Parasal sıkılaşma son hızıyla devam ediyor. Bitti. Şöyle bir aslında bile bir söylem, güven veriyor. Evet, söylem aynı. Evet. Yani tarafsız bir bilir kişinin süreç hakkında bilgilendirmesi. O kadar. Tabii. Aslında beklenen şey o. Benim konuştuğum, siz de konuşuyorsunuzdur. Seçmenlerin çoğunluğu bu CHP seçmenidir, MHP seçmenidir, AK Parti'dir, İYİ Parti'dir. Ya ne oluyor diye beni arıyorlar mesela. Ben de bilmiyorum diyorum. Çünkü bize de aynı bilgiler sizin hı-hı, gibi geliyor. Hı-hı. Dolayısıyla belki teknik bir adamın ekranlarda görünüyor olması... En azından konuşurken ya tamam bir dakika bak sayılıyor bekleyelim mi getirebilir. Bir de şöyle bir şey var. Teknik kişi somut bilgiler verecektir. Şimdi olasılıklar üstünden konuşup bu olasılıkları eyleme çevirmeye başladığınız zaman hoş olmasının dışında farklı geniş açıdan baktığınız zaman farklı şeyleri de beraberinde getirir. Ne olur? Farklı gruplar farklı eylemler için kendisine bir yol açılmış olur. Bir şöyle kriz bir durum şeyi yani kriz yaratacak bir yol belki şöyle açılmış. Şöyle bir durum var. Ama tabii YSK yüksek mahkeme. Yok YSK'dan bahsetmiyorum. Ya bu seçimin bazı noktalarında hakikaten ciddi olarak somut verilere ulaşmış olduğundan dolayı zaten şimdiye kadar bir karara varılmamış. Yani bu bir takım seçmen kaydırmalar, bir takım o benim bahsettiğim kurulda yer almaması gereken kişilerin görevlendirilmesi, başka yerden seçmenlerin getirip bir takım yerlerde kayıt yaptırılması... keza birleştirme pusulasındaki kaydırmalar, ya bunların var. Sadece bir sehven yapılmış olduğu ile ilgili bir kanaat değil, biraz bunu aşan başka verilerde olduğundan dolayı, mesela o bir nüfus müdürünün görevden alındığı konusu öyle bir Ocak ayında filanmış bir de o yani ya bu, alınan daha önce yapılmış bir durum mesela. Mesela bunu sonra öğrendik ama biz.
Ha, meğerse soruşturma varmış, evet, zaten. Evet, var zaten mesela. Bununla ilgili. Ama öyle bir... O bahsettiğim şey o. Hani bunlar bilgilendirme... Mesela bunlar konuşulurken bilgilendirilmesi de açıkça yapılsa insanların kafasında herhangi bir soru işareti oluşmayacak. Şu çok anlamlı değil seçim için. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Bir hani siyasi bir şapkam da var, onunla birlikte söyleyeyim. Niye itiraz ediyorsunuz cümlesinin hiçbir anlamı yok. Yok canım, onun anlamı yok. Ben tabii bir oy veren bir kişi olarak benim oyumu takip etmeyen bir partiye bir daha oy vermem. Bir oyu bile takip edecek. Bu arada hem CHP hem HDP hem İYİ Parti biliyorsunuz itirazlar devam ediyor. Yani tek AK Parti'nin yaptığı bir şey değil. CHP iki yerde yaptı. Kabul etti hatta itirazı. Ben oy verdiğim partiye önemi var mı yok mu? Bu bir partinin hani büyük mü az mı çok mu bunu değerlendirmesine girmeden, bunun hiç dikkate almadan onun takibisi olacak. İYİ Parti mesela Balıkesir'de itiraz etti. HDP 5 yerde itiraz etti. CHP mesela 2 yerde itiraz etti. Kabul ettiler YSK filan. Ama öyle bir süreç yapılıyor ki, o yüzden hani aydınlatma, kamuoyu aydınlatma. Öyle yanlış bilgiler akıyor ki. Dediğim gibi onun pus müdürü zaten Ocak ayında başlayan bir soruşturmaymış. Evet, doğru. Yani ama nasıl algılanıyor? Ha bak, görüyorsunuz değil mi, işte bak adama yani sistem, gibi anlatabiliyor muyum? Bir de böyle sistematik bir şey var mı yok mu mesela? Doğru, bu da var. Acaba sistematik bir hakikaten böyle olayı başka tarafa çekmek gibi bir durumla karşı karşıya mıyız diyeyim. Yani bu şaibeli durumlar acaba sistematik midir değil midir? Tabii güven meselesi çok önemli. Çok önemli. Şeffaflık çok şeffaflık önemli. Yani bence bizim bu, hocam çok özür dilerim lafınızı böldüm. Bu seçimin bize öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi şeffaflık ne kadar önemli. Hem iletişimde hem seçimde. Seçim çünkü bir ülkenin namusu, yani çok önemli bir şey. Demokrasinin bizim ülkemizde sürekli eleştirildiğimiz konulardan bir tanesi. Hocam siz siyasetin içinde de bulunmuşsunuz, daha iyi bilirsiniz. Türkiye'nin en çok eleştirildiği konular demokrasi ve insan hakları. Şimdi biz bu şekilde dışarıya karşı zaten bir savaş verirken demokrasi konusunda kendi içimizde sınavımızı en doğru, en şeffaf şekilde vermeliyiz ki dışarıya karşı da ağızlarına bir laf vermeyelim. Yani konuşacak çok bir şey yok. Çok da süratli. Borsada vardır ya kamuya aydınlatma platformu, evet. KAP, evet. Hatta evet, nedir evet, bu evet. Gibi mesela KAP bitti. Yani öyle bir şey olsa kamuoyu aydınlatma, bu kişi Ocak ayından itibaren soruşturması devam etmektedir mesela. Veya şu noktadayız ancak şu ya bu gibi. Şeffaflaşmayla o bilgideki asimetriyi ortadan kaldırmamız şart ve bunu çok çok çabuk yapmamız gerekiyor. Süratle hareket etmek gerekiyor. Çünkü bizim en çok övündüğümüz konulardan bir tanesi de bu demokratik süreçleri, demokrasiyi ve seçimleri hem sağlam hem güvenilir bir şekilde tamamlayıp ondan sonra seçimlerdeki bu oyların sayımını çok çabuk gerçekleştirmemiz. Evet. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığımızda o geçmişte yapılan seçimlerin de üzerine bir gölge düşmeye başlıyor. Onun için bu süreci çok süratle tamamlayıp neyse elbette itirazlar yapılacak. Tabii ki. Elbette oyların peşine düşülecek. Bu teknik konuyu açık ve net bir şekilde sonuçlandırmamız ve yola devam etmemiz gerekiyor. Yani bu hem ülkenin yani geçmiş demokrasi geleneği tabii açısından önemli, hem gelecek demokrasi geleneği. Bu konuda ve... da çok iyizdir yani demokrasi. Yani hani bize çok evet, yabancılar çok bıdı bıdı diyeceğim konuşsa da bizim seçimlerimizde işte katılım bence oranlarımız da... Bence de 1950'lerden bu yana tabii, Türkiye yani, çok iyi bu konuda gayet gerçekten. Gayet hani seçmen de gider, seçimini de yapar. Katılım oranları hep 80 üstüdür. Demokrasimize sahip çıkıyoruz. En basit 15 Temmuz ya, sokaklardaydık tabii, yani. Tabii. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz var bizim. Çok doğru. Yani evet, öyle bir genimiz var da, genetiğimiz de var. Bir başka bir olay de daha da çok affedersiniz hocam. Hatta dünyanın demokratikleşme sürecine baktığımızda Zeliha Hanım, özellikle Avrupa'da mesela demokrasinin rafa kaldırıldığı dönemlerde bile Türkiye'de insanlar demokrasi için canını vermişlerdir. Başbakan idam edip 1940'larda Avrupa'da pek çok yerde yani demokrasinden esaması bile okunmuyordu. Yani aslında çok ya bağımsız çok... değil ama kadınlara seçme seçimi tabii, hakkı yani tabii, ilk verilen ülke ya yani daha ne diyelim. Evet hani yani o, şey öyle değil. Kendi kendilerine konuşuyor biraz ya Avrupa. Biraz İlk Parti döneminden kalma bir takım kötü şeyler var ama 1950'den sonraki çok partili hayata geçildikten sonra hakikaten de Türkiye bu anlamıyla çok önemli bir kazanım, çok önemli bir tecrübe, önemli bir geleneği oluşturduğum an hiç kuşku yok. Yani şimdi birazdan konuşacağım mesela Sudan.
Yani hı-hı, bakın neler neler oluyor. Evet. Yani hani insan, biz Türkler niye bekliyoruz? Aa, püskürtürler falan. Biz püskürttük ya hani. Ama yo, bakıyorsunuz baya baya darbe yapıyorlar, evet, yani. Evet. Bizim öyle bir durumdan düşünsenize, yani 250 şehidimiz var. Tankın altına yatanlardan bahsediyorum. Var mı böyle bir millet? Dolayısıyla hani demokrasiye aşkımız biraz değişik bizim. Farklıyız. 1908'de Ahrar Fırkası yine benzer bir şekilde var olan seçimlerde de, daha sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası benzer bir şekilde İstanbul'da da belediye başkanlığı kazıp zabıta marifetiyle Uğur Parti'den alınıp Halk Fırkası'na veriliyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası yine aynı şekilde, yani hakikaten bizim demokrasi tarihimiz çok eski, önemli bir deneyimle çok eskidir ve bu söz bahsettiğiniz şekliyle yani çok eski. Sistem söyleyecektiniz, sözünüz yarım kaldı. Şunu da ekleyeyim, biliyorsunuz seçimlerde hani bu sefer oy katılımı az olur falan konuşuluyordu. Biz bu yayınlarda şey diyorduk. Bizim insanımız uyanır, yani vermeyeceğim diye kısa da o günün sabahı kendini kötü hissedeceği için gider kullanır diyorduk, biliyorsunuz. Evet. Ve oldu nitekim 85-86. Yani dolayısıyla biz gene DNA'ları işli. Hani yapacak bir şey yok. Buyurun hocam. Bir de hocanın gündeme getirdiği bir konu var. O da dış dünya bize nasıl bakıyor. Ha, evet. Tabii şu dönemde dış dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. Çok, evet. Ve Türkiye'de özellikle bu seçimler, yerel seçimler, mahalli seçimler, evet burada bir genel seçim değildir vesairedir. Ama demokrasiyi sınavdan geçiren o süreçlerden bir tanesi olarak dış dünyanın gözünün bu seçimlerde ve Türkiye'de olması çok önemli. Neden dünyanın gözü Türkiye'de? Çünkü Türkiye çok ciddi bir transformasyondan geçiyor. Çok ciddi bir transformasyonu birkaç düzeyde yaşıyor. Bir yandan ekonomik düzeyde bu transformasyonu yaşıyor. Diğer yandan başkanlık rejimi diye başka bir siyasi düzeyde bir dönüşüm geçiriyor. Ve bu seçimlerde bütün o süreçlerin içerisinde bir nevi turnusol kağıdı gibi, evet, bu sürecin, yani o transformasyonun ne kadar sağlıklı olup olmadığı konusunda bütün dünyaya sinyaller gönderiyor. Ve bence bu süreç çok önemli bir süreç. Bunun süratle tamamlanması ve işte seçim sandıklarındakilerin, Yüksek Seçim Kurulu'nun, herkesin deliler gibi çalışıp bu işi bir an önce bitirmeleri gerekiyor ki bu geçirdiğimiz şu kritik dönemi çok çabuk atlatalım. En sağlıklı şekilde atlatalım. Evet. Bir de falcılık da başladı şu an açıkçası. Mesela bazı televizyon kanallarında, tartışma programlarında görüyoruz, işte İstanbul seçimi yenilenir mi? İstabil falcılığa giriyor yani artık. Yani işte demin söylediğim benim ekranlarda artık üstünden dediğim şey oldu. Yani uzaktan sandık görünüyor. Yani uzaktan sandık görünüyor diye yorum mu yapılır? Sonra çok neye dayanarak yapıyorsun? Yani biz burada mesela konuşuyoruz, şimdi burada ne konuşuyoruz? Olması gerekeni, ama biz demiyoruz ki o olur bu olur. Çünkü bu bizim hakkımız değil. Bir de YSK var ortada. Tabii. Yani. Tabii yani onun işte kararını bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Bu kadar yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor diyor ki tamam şahibe evet, ama YSK sözü söylediği yani zaman evet, gözümün üstünde başımın üstünde yeri var diyor Cumhurbaşkanı. Şimdi Başkan Erdoğan bunu söylüyor. Hani, sen çıkıp burada fazlalık yapma yani. Cumhurbaşkanı bekle bunu söylerken başkalarının işte demin söylediğim olasılıklar dediğim şey de bunlardı hocam. Yani somut verilere dayananlar zaten somut veri. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu yani uzun yıllar yurt dışında yaşamış olmanın getirdiği bir şey. Şimdi bizim Türklerin şöyle bir özelliği var. Bir işi yapıyorsak mutlaka didik didik edip onu sonuna kadar en iyi şekilde yapmamız gerekir. Şimdi ben eminim YSK'nın içerisinde bu konuyu çalışanlar vicdanlarını dinleyerek, hı, adil bir şekilde o oyları tek tek peşine düşerek gayet titiz mutlaka bir şekilde bakıyorlar. Mutlaka yapacaklardır. Yani o titizlik olayı, ben Türk Hava Yolları'nı işte ya da bir uçağa bindiğimde pilot Türk'se birazcık daha güveniyorum kendime. Hani bu Atatürk'ün söylediği gibi Türk doktorlarına, evet, hekimlerine emanet edin. Türk hekimlerine daha çok veriyorum. Böyle bir his, bu farklı bir şey. Ben eminim bunda da son derece titiz bir şekilde
çalışıyorlar ve bunu mutlaka ve mutlaka en adil şekilde sonuçlandıracak. Bir tek şey de şunla, bu bütün bunları süratle yapıp bizim de belki de buradan böyle bir uyarıda bulunmamız, yani bu konuları işte yurt dışını takip eden insanlar olarak bu konuya hangi nerelerde bu ülkenin hassasiyetleri var ve o hassasiyetlerin bize ne gibi sorunlar çıkartabileceği, evet, konusunda bu arada, uyarı. Bu arada Binali Yıldırım bir tweet, iletişim ofisinden bir tweet geldi. Yani genel, bize değil. Son günlerde seçim süreciyle ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Hı hı. Süreci partimle yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla demiş mesela. Aynen öyle zaten. Ne kadar yani güzel bir resim. Tabii şöyle de bir durum var. Biraz AK Parti. Tam geldi. Evet. Son 1-2 dakika. Bir dakika, bir cümle söyleyeyim. Şimdi bir defa bir AK Parti seçmeninin genel olarak hani beklentisinin üstünde bir oy aldığını söyleyebilirim. Yani normal şartlarda AK Parti iyi bir oy aldı bana göre. Büyük bir başarı. Hani Cumhurbaşkanımız da söyledi de %53.3. Buna rağmen tek başına 44-45'i AK Parti. 45 AK Parti'nin, evet, ama ittifakın, yok, tek başına tabii ittifakın büyük bir oran o. Büyük bir oran. Yani ittifak olarak aldıkları oy. Bir hani tekrar bir seçim olduğunda yine aynı şekilde iktidarın devam edeceği anlamına geliyor. Bu aslında hani böyle biraz bunun hazını yaşayamama bir burukluğu da var birazcık. Yani İstanbul dolayısıyla bunu İstanbul özelinde sanki böyle tartışılmaya açılınca buradan bir baskılanma durumu var. Bence bunu AK Parti bunun altında bir baskılanma hissetmesine gerek yok. Yani AK Parti seçmenleri için söylüyorum. Ya yani İstanbul'daki değil, başka yerlerdekilerde. Bir sonuca, kümülatif sonuca baktığımızda Türkiye'de hakikaten bütün kesimlerden, bu çok önemli Zeliha Hanım, yani siyaset sosyolojisi bir siyasi hareketin belli bir coğrafyada, bir ülkede iktidar olabilmesinin birinci şartı bütün sosyolojik kompartımanlara hitap edecek bir dil ve bir söylem sahibi olmasının ön şartıdır. Ya yani iktidar olmanın ön şartıdır. Siz sadece İşte buradaki insanlara, sadece işte şu sınıftaki insanlara veya bu tabakadaki insanlara hitap eden bir söylem sahibiyseniz, iktidar olamazsanız, olsanız da hiçbir başarı hikayesi yazamazsınız gerçekten. Ama AK Parti her kesime ve herkese hitap eden bir parti, evet, bir siyasi parti, bir hareket. Burada İstanbul'daki var olan durum ya da başka illerdeki var olan durumdan biraz böyle bir burukluk hissediyorlar. Buna gerek yok. Daha çok çalışarak, evet, daha azimle çalışarak, kararlılıkla Parti, bu tür sorunları aşabilirler. Hem başkan hem de AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi zaten. Yani tabii, kendisi tabii dönün dedi. Efendim araya gideceğim. Aradan sonra devam edeceğiz. Hem reform paketini biraz değerlendireceğiz. Tabii bir de Sudan meselesi kritik bir konu. Çünkü o başka şeylere de sirayet edebilir diye düşünüyorum. Konuşacağız hocalarla az sonra. Görüş devam ediyor. Profesör Doktor Sedat Aybar, Profesör Doktor Mahsar Bağlı, Doçent Ece Baban ve Profesör Murat Çak'la beraber şimdi hemen reform paketine geleceğim. Çünkü IMF toplantıları da başlıyor, bar toplantıları. Berat Albayrak açıklama sonrası hemen Amerika'ya gitti zaten o çarşamba günü ve roadshow yapacaklar. O yüzden gidiyorlar. Dolayısıyla bu bir kez daha önemini gösteriyor bize. Özellikle şu çalkantılı dünyada ticaretin azaldığı, Trump'ın bu kadar agresifleştiği, her seçimde İngiltere'deki Brexit dahil olmak üzere Türkiye'yi kullandıkları, orada bile Türkler geliyor diye şey açtılar ya adamlar, öyle seviyorlar bizi kullanmayı. Dolayısıyla önemli bir süreç. Siz bu dinlediniz, şimdi bu reform paketinde gözünüze çarpan, dikkatinizi çeken neler var? Ben çünkü onun sosyolojik boyutu olarak kıdem tazminatı ve BES'i de konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi yakından izleme fırsatımız oldu Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklamalarını. Burada temelde reformların başında önce finansal sektörden bahsetti Sayın Bakanımız. Dedi ki
finansal sektör öncelikli olarak bir takım reformlardan bahsetti. Şimdi finansal sektör eğer reel sektörle ilişkisini kaybetmemişse bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için çok önemli. Yani bu büyümenin finansmanında, kalkınmanın finansmanının sağlanmasında çok önemli. Reel sektörü sorunsuz bir biçimde besleyebileceği sürece. Şimdi Sayın Bakanımız diyor ki kamu bankalarına toplam 28 milyar lira devlet iç borçlanma senedi verilecek. Bu şekilde kamu bankalarının nesi sağlanmış olacak? Sermaye yapılarının güçlendirilmesi sağlanacak. Bir tanesi bu. Bu önemli. Özel banka tarafında da yine kar dağıtımı yapılmaması konusunda, yani onların da ne yapacaklar? Kar dağıtımı yapmayacaklar. Kendi karlarını içeride tutacaklar. Yine sermaye yapılarını kuvvetlendirmeye çalışacaklar. Şimdi yine mali sistemin gözetimi ve denetiminin sağlanmasıyla alakalı veriye dayalı dedi Sayın Bakanımız. İktisat politikası uygulayacağız. Bununla ilgili olarak da ne kuracağız? Ulusal veri merkezini kuracağız. Bu mesela çok önemli bir unsur bana göre. Kendimizi ölçmek adına. Kendimizi ölçmek adına, güvenilirliği uluslararası bağlamda yaymak adına çok önemli. Çünkü verilerimizde zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Gelişmişliğin bir göstergesi. Gelişmişliğin bir göstergesi. Aynı zamanda doğru analiz yapabilmenin bir göstergesi. Veriler ne kadar sağlıklıysa ekonomik sorunlara o kadar iyi teşhisler koyulur ve o kadar iyi stratejiler yapılır. Nokta atışı çözümler sunulabilir. Ama verileriniz zaten sağlıklı değilse mesela bu ekonomik koşullarla ilgili bir takım sıkıntılı dönemler yaşandı. Öncelikle ne oldu? Bir ekonomik koşulların ne olduğuyla ilgili isimlendirme konusunda problemler yaşadık. Sonra seçim girdi araya. Yani ekonomik şartlara çözüm bulmaktan biraz uzaklaştık. Sonra işte bu paket geldi. Yine enflasyonla mücadele konusu önemli mesela. Enflasyonla, evet, çünkü enflasyonla mücadele konusunda çünkü orada enteresan, yani hem hali yasası, tarım üretimi, işte tekrar tarım ülkesi olmak adına iddialı olmak vesaire, ki kooperatiflerden falan bahsedildi, evet, orada. Çünkü kökten bir çözümle ilerleyebiliriz. Artık biz gelişmiş ülke sıfatındayız çünkü. Trump bile söyledi. Şimdi burada saydığım sistemlerde, yani Sayın Bakanımızın bahsettiği tedbirler içerisinde kesinlikle olması gerekenler ve biraz desteklenmesi gereken tedbirler olduğu konusunda aslında bu yönde fikirlerim var. Şöyle ki, şimdi mesela diyor ki Sayın Bakanımız, bunların hepsi bankacılık sistemiyle ilgili. Şimdi bizim teşhis koyarken az önce de bahsettiğim gibi bu biraz 2001 krizinden farklı bir ekonomik koşullar içerisindeyiz şu anda. Yani dünya finansal hocam, çarşı karıştı. Finansal kesimle çok da ilgisi olmayan bir, yani öncelik finansal, hani hedefler belirlenmiş ya pakette. Finansal hedefler olmalı tabii ama bunlar daha tali olmalı. Peki hocam, şunu soracağım, hızlı şey konuşmak tabii, ve diğer hocalarımız da belki söz isterler. Şimdi bir bizim tasarruf sorunumuz var. Enflasyon ve faiz. Şimdi ana konu ama evet, öncelikli konu. Yani uzun vade için üretim, tarım, ihracat, ithalat vesaire, ikame mallar, onlar uzun vadeli şeyler. Ya da eğitim vesaire. Ama burada bir dediğim gibi enflasyon ve fiyatlar ve nasıl diyeyim, alım gücü diyelim. Evet. Yani halka yansıyan. Evet tabii. Bir de tasarrufların artıyor olup Türkiye'nin kendi içerisinden kaynak üretmesi, dışarıya bağımlılığının azalması adına. Şimdi bu noktada, bu bahsettiğim iki noktada bu pakette neler gözünüze çarptı, onu bu sorayım. Bu pakette tasarruflarla ilgili olarak şimdi zaten tasarrufların önemine vurgu yaptı Sayın Bakan. BES'ten bu tedbirleri açıklar. Hem BES'ten bahsetti, hem tasarrufların neden önemli olduğundan bahsetti. Burada hem tamamlayıcı ve zorunlu bir bireysel emeklilik sisteminden bahsetti. Şimdi bu zaten gerekli. Ama orada şöyle bir şey var, gerekli olmakla beraber, mesela BES'i kullananlar bilirler, birçok insan fonların dağılımı ile ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Tam ona geleceğim hocam, çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri'ni hepiniz çok iyi biliyorsunuz, fonlar borsayı fonluyor. Belediye, evet, fonları, belediye tahvilleri, emeklilik fonları, bunlar Amerika'da piyasaları hareketlendiren. Acaba bir de vizyon ve zihin değişimi mi gerekiyor? Vatandaş açısından söylüyorum. Yani hani zorunlu tasarruf,
beslediğimiz şey şudur. Şöyle yaparsan böyle oluru. Pek fazla anlatamadı BES şirketleri gibi geliyor anlatamadı. Bana bilmiyorum. Bir de şu var mesela BES şirketleri diyor ki siz yatırım yaptığınız fonları yılda 6 kez değiştirme hakkına sahipsiniz. Fakat o vatandaş bu fonlar hakkında bilgisi olmadığı sürece veya onu yönlendiren uzman kişiler olmadığı sürece vatandaşı yönlendiren nasıl değiştirsin bunu? Hangisinin kendisi için daha iyi olduğunu, fonunu nasıl koruyabileceğini? Fonun ne olduğunu bilmiyorlar ki evet. Hocam. Yani şu an bilen yani kaç kişi vardır? Fon yani nedir diye sorduğunuzda. Bunun desteklenmesi evet. Lazım BES sistemi içerisinde ki vatandaş daha çok entegre olabilsin sisteme. Peki sistemi. Enflasyon? Enflasyonla ilgili olarak da aslında iki türlü bakmak lazım. Bir, genel kazanımlar itibariyle bakmak lazım enflasyona. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti enflasyonla ekonomisi, enflasyonla yaşamaya uzun süreden beri alışkın bir ekonomidir. Ben böyle bunu tarif ediyorum. Biz %150, benim yaşıma müsait bunları görmüş, %150 enflasyon görmüş bir toplumuz ve bununla yaşamışız. Burada şu anda da 20'ler düzeyine yüksek diyoruz görece. Enflasyonun 16'lar 20'ler düzeylerine yüksek diyoruz. Tabii ki olması gereken bu değil. Dış ülkelerle karşılaştırdığımızda yüksek. Ama nereden nereye gelindiğine de bakılması lazım. Şimdi enflasyonla ilgili özellikle üzerinde durulan gıda enflasyonu bu pakette. Gıda enflasyonunda çözüme yönelik bir tarımda milli birlik projesi var. Bu biraz daha uzun vadeli. Sera AŞ diye bir şirketin kurulmasından bahsediyor. Bu daha belki çabuk yönlendirilebilecek ama bunlar yine 1-2 sene yani bunların sonuçlarını görebilmemiz için 1-2 senelik gıda enflasyonundaki sonuçlarını görebilmemiz için 1-2 senelik bir sürenin geçmesi lazım yine. Ben burada bunlar dışında önemsediğim sanayinin yerlileştirilmesi programı. Bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü 300 tane ürün belirlenmiş. Her ne kadar bunun neleri belirtilmese de, neler olduğu belirtilmese de şöyledir diye tahmin ediyorum. Bunlar yüksek katma değer oluşturan ürünlerdir. İhracata konu olan ürünlerdir peki, diye tahmin ediyorum. Peki burada bir de ikame ürünler. Yani aslında ithal edilen ve aslında Türkiye'de üretilebilecek ürünlerin yatırımını yapan firmalara teşvikler, destekler, işte fabrika kurması için kolaylıklar, yabancı yatırımcının bir sürü ülke yabancı gelsin ben ona arsa vereyim, elektriğini bedava vereyim diyenler var. Yani bu noktada da var mı bir şeyler orada? Şimdi bu sizin noktada bu noktada yabancı yatırımlar için öncelikle olarak bu tür bir teşvikten ben göremedim ama mesela yargı reformunun bunun için yapıldığını düşünüyorum. Hı hı. Ya mesela pakette yargı reformu var. Bunun ben doğrudan yabancı yatırımları çekmek ve portföy yatırımlarında tekrar akışı sağlamak için yapıldığını düşünüyorum. Ha, vergiyle ilgili bir şey var. Vergilerde öncelikle şu anda işte şöyle bir yapı var. %, Türk vergi sisteminde durum %69'u dolaylı vergilerden elde edilir. %31'i ise doğrudan vergilerden elde edilir. Bu yapının değiştirileceğini söylüyor ve daha çok Sayın Bakanımız doğrudan vergilemeye gidileceğini söylüyor. O zaman kayıt içine alma işinde bayağı ciddi tutacaklar. Çünkü önce kayıt içine hepsini almaları gerekiyor ki doğrudan vergi toplamak işi biraz zor bir iş. Zor ya da bir kanunları iş. Ona göre yapmalılar. Hani Amerika'da diyorlar ya adam öldür vergi kaçırma yani derler ya. Evet evet. Onun evet. İki onun da belki hukuksal düzenlemesi yargı reformunun içerisinde bu mi aslında acaba? Aslında bir yapısal reform. Yani evet, bu vergiyi evet. Bu şekilde değiştirebilmek bir yapısal reform. Çünkü biz en son işte benim doğduğum tarihlerde bir %47'ye yani 1975'lerde vesaire bu %47'ye %53'ü görmüşüz. Yani doğrudan ve dolaylı vergi birbirlerine yakın olarak. Ondan sonra hep bozulmuş. Yani epey bir yıldan bahsediyoruz. Bu 44 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu sürece tekrar işte 50-50'lik veya işte bu 47-53'lük bir yapıya gelebilmesi için bugün atılan adımların en az 10-15 sene sonra sonuç vermesini şimdi bekliyoruz. Azdan az, çoktan çok
hikaye var orada bir tane vergiyle ilgili. Ama Warren Buffett hatırlarsanız Amerika'da zenginlerden vergi çok yüksek alınsın dedi. Adamı neredeyse linç et diyorlardı zenginler. Dolayısıyla bu da çok kolay bir şey değil. Yani yani zengini de tedirgin etmemek gerekiyor herhalde ki yani yatırım devam etsin biraz. Yani çünkü şey yatırım işi biraz birinci derecede evet hocam da bahsetti. Yani iş yapanların dışı diyorum şey. Mesela hani yatırım yapan, iş yapan, fabrika açan, istihdam sağlayanların dışında belki bilmiyorum. Yani. Bu konu yani Türkiye'de, paradan para kazananlar paradan üzerinden paradan para belki. Kazananlar belki. Türkiye'de tabii uzun süreden beri konuşulan tartışılan bir mevzu hakikaten yani ciddi olarak mesela gayrimenkul vergileri de dahil olmak üzere hakikaten çok düşük olduğu ile ilgili düşük de tartışmalar ama, var. Yani düşük evi var. Yani 420 lira veriyor yıllık aslında. Öyle bir şey. Yani çok olmaz. Değil. Yani çok yani, yüksek. Yurt dışında bunlar çok yüksekler. Çok yüksek gerçekten. Yani neredeyse yüzde kaçını vergi diye veriyor. Tabii. Dolayısıyla belki bu inşaat sektöründe vesaire düzenlemesini sağlayacak bir durum olarak da düzenleyici bir durum olarak da çıkabilme ihtimali var diye düşünüyorum. Şimdi bizde ekonomi hani genel olarak ben de sosyolojide iktisada girişte ya çok ekonomi bildiğim bir konu değil ama bizim hocamız çok basit olarak şöyle anlatıyor. Bir aile içerisindeki var olan ekonomik ilişkiyle ülke içindeki ekonomiyi birbirine benzetebilirsiniz. Aynen. Ya evde bir 100 liranız varsa kendi aranızda o mübadeleye o parayı dolaşıma soktuğunuzda refahınız artmaz. Bir üretip birine bir şey satmalısınız ki bir 5 lira girdiği zaman para girsin ki refahınızın artması. Şimdi Türkiye'nin de mutlaka bir ekstra artı ürün elde etmesi ve bunu birilerine pazarlayıp satması ve katma değer elde etmesi gerekiyor ki refahın artması. Aslında çok dikkat edilmedi belki ama benim bulunduğum ilde ve hem üniversitemde hem de bulunduğum ilde iki konuyla ilgili çok önemli aslında altyapı imkanı var. Birincisi turizm. Bildiğiniz gibi yani her şehir hakikaten de turizm açısından Türkiye'nin en gözde yerlerinden birisi. Konaklama gün sayısı en yüksek olan illerden birisi ve keza harcama en yüksek olan illerden birisi. Çünkü oraya gelen turistler birkaç farklı etkinliği yapabiliyorlar. Bir de bilerek gelenler var. Bilerek gelenler, balon turları, vadi gezintileri, peribacalarında, kev otellerde konaklamak vesaire falan. Evet, Türkiye bir turizm cenneti aslında olma potansiyeli inanılmaz taşıyor. İnanılmaz. Evet. İkincisi mesela Kozaklı'da termal su var. Yaklaşık olarak 90 derece civarında bir sıcak su ki dünyanın en sıcak sulardan birisi. Tamamen topraksız sadece sıcak suyla bile hem serada yetiştirmek hem de serayı ısıtmak da mümkün. Bu anlamda ben hakikaten bu iki konuyu önemsiyorum. Yani biz tarımın Türkiye'de kritik bir konu olduğunun farkına yavaş yavaş varmaya başladığımızı düşünüyorum. Bunu daha önce de birkaç kez dile getirildi, üzerinde konuşuldu. Ama Türkiye her ne kadar yani ciddi anlamda bu konuyla ilgili bir takım çalışmaları yapıyorsa da ki yaptığını biliyoruz ama en kritik alan sektörün Türkiye için kolay ve pratik olanın tarım olduğu gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Tarım, üretim, enerji üçü. Elbette yani tarım, enerji. Enerji de öyle yani Türkiye'de çok ciddi olarak bir şey. Evet yani şimdi, bu Akdeniz'de neler oluyor kim bilir bir de oraya gitsin. Yani bir husus daha var. Şimdi bir de tabii burada Berat Bey'in açıklamasında hem bu emeklilikle ilgili hem de kıdem tazminatlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar. Şimdi bir de tabii toplumda da ekonomiyle ilgili hakikaten bugüne kadar var olan dışarıdan gelen baskılara millet büyük bir özveriyle direniyor açık söylemek gerekirse. Yani ben hatırlayın lütfen Gezi kalkışmasından önce dolar 1.7 idi. Hatta 1.3'tü 1.7'ye çıkarılsa iyi olur. İhracatçı biraz yükselmesini istiyor ki hani para kazanalım diye. Şimdi o günden bugüne elbette sadece iç dinamiklerle açıklanamayacak Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili bir saldırı olduğunu defalarca gördük, şahit olduk. Bu bir takım hani deyim yerindeyse Türkiye'ye karşı özellikle Türkiye'nin terörle mücadelesinde de yürüttüğü çalışmaları. Ağustos'ta yaşadığımız atak. Tabii Ağustos'taki atak. Bir de Zeliha Hanım şey de çok önemli. Yani Türkiye'nin dışarıda da özellikle terör örgütlerinin Türkiye'nin güvenirliğine ve Türkiye'ye yönelik yatırımlara dönük yaptıkları saldırıları da dikkate almakla. Bir örnek vereyim hemen. Nevşehir ilk turizm potansiyelini Fransa'dan, ikinci dalga Japonya'dan başlıyor 1980'lerde ve en nitelikli turistin geldiği yer Japonya. Şimdi Japon turistlerinin azalmasının sebebi herkes orada vahim bir olay yaşandı falan diye düşünüyor ama değil.
Suriye'deki iki Japon gazetecinin DAEŞ tarafından hunharca katledilmesinden sonra tedirgin oluyorlar ve ürkek bir turist dolayısıyla gelmiyorlar. Şimdi bu ve benzeri başka FETÖ terör örgütünün giriştiği terör eylemleri, PKK'nın yürüttüğü kara propagandalar, bütün bunlar Türkiye'nin doğrudan ekonomisini etkileyen, yani güvenirliğini, katsayısını düşüren çok ciddi saldırılar. Evet. Ve Türkiye bunlarla baş etme konusunda bana göre toplumsal olarak büyük bir mücadele verdi. Doğru. Sayın Bakan'ın açıklaması şurada önemli. Ya yani milleti takdir edecek bir şey söyledi bence. Ya orada hani biz bu işi başarırız, başarıyoruz. Hani sizin gösterdiğiniz dirence biz duyarsız değiliz. Ben ekonomiden anlamam. Yani hani ne yapılacaksa basit olarak söyleyeyim. Üretim yapmamız ve zenginleşmemiz gerekiyor. Bunu biliyorum. Ama burada tabii bu sadece hani işin teknik olarak, bu işin sosyolojik kısmında da hükümetin bu konuda milletin gösterdiği bir fedakarlık vardır. Uzunca bir süredir ve onun bu fedakarlığının takdir edildiğini, dile getirildiğini evet. hissettim doğrusunu isterseniz. Sedat Hocam, şimdi iş tarım, tabii tarımla ilgili açıklamalar var o pakette. Tabii şimdi bu seçimin gölgesinde kaldı biraz tabii. Evet. Tahmin edilemediği için böyle uzunca. Ama önemli olan dış yatırımcıya bir şeyleri söylemek. Onun için de yargı reformundan zaten ve vergi reformundan bahsedildi. Tasarruflar bizim içimizde olan bir şey, ayrı bir konu, tartışacağız. Ama tarım noktasında mesela yapılması gereken şeyler de var. Çünkü şöyle bakın, Sudan'daki bu tarbe girişimini topraktan bağımsız düşünmen imkansız. Mümkün değil. Yani çoğu ülke orada toprak kiralıyor ve çok bakir topraklar, organik tarımın Türkiye'nin yapılan de var yani dünyadaki dünyadaki organik tarımın yapılabildiği toprakların %60'ı Afrika kıtasında. Yani öyle böyle değil. Yani organik tarım değmemiş, kimyasal değmemiş. Dolayısıyla öyle tarım deyip geçirmek lazım işte. Siz ne diyorsunuz? Birazdan son sözlerim konuyu da alıp Sudan'a geçeceğim. Buyurun. Peki bu eminim benim bu reform paketiyle ilgili bir şeyler söylememi istiyorsunuz ve onun üzerine... Dışarıya yani yabancı yatırımcı, siz çünkü çok yurt dışında bulundunuz, Çin'de yaşadınız, biliyorsunuz yabancı isteğini, oradaki yabancı diğer ülkelerin yatırımcıyı çekmek adına neler yaptığını. Şimdi o bakın, açıdan söylüyorum. Doğru. Şeydi, biraz önce sizin de Mazhar Hoca'nın da açıklamalarından bu Türkiye'nin yumuşak karnı ekonomi. Çünkü biz ekonomi üzerinden çok fazla operasyon yiyoruz. İşte Ağustos'ta 2018'de yediğimiz o döviz kuru üzerinden yani tırnak içinde terbiye edilmemiz ve döviz kurlarının bir şekilde... Şimdi hala tehdit ediyorlar. Biliyorsunuz Suriye temsilcisi James Schaefer gelip TUSİAD'a tehdit derken baya demiş bakın diye parmak sallamış. Yani hala alıyoruz o tehditleri. Evet. Ya Amerikalılardan bu tür şeyler dünyanın her tarafına yapılıyor. Doğru, bize de çok fazla parmak sallıyorlar. Şimdi tabii bunun arkasından Türkiye kendisine göre bir takım tedbirler geliştiriyor. Bir takım önlemler alıyor ve ona tepkilerini ortaya koyuyor. Tabii burada Türkiye'nin ekonominin, Türkiye'nin yumuşak karnı olmasının arkasında yatan şey, bir defa korkunç bir tasarruf açığımız var. Evet, tasarruf. Yani sürekli kaynak ihtiyacı içinde olan bir ülkeyiz ve enerji bağımlılığı içerisinde olan bir ülkeyiz. Enerjiye çok fazla para veriyoruz ve bunun getirdiği bir cari açığımız var. Kırılganlıklarımızı arttırıyor. Siz de sabahları yaptığınız programlarda diğer arkadaşlarla, iktisatçılarla bu konulara çok fazla değiniyorsunuz. Ve sonunda geldiğimiz noktada şu, Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde bir yapısal reforma ihtiyacı var. Uzun zamandır konuştuğumuz konuların başında bu geliyor. Ekonomide yapısal reforma ihtiyacımız var. Şimdi yapısal reforma ihtiyacımız da var derken, bunun kapsamlı bir şey olduğu da çok açık. Ve bakıyoruz işte 2018 o Ağustos operasyonundan sonra bir yeni ekonomi planı açıklandı. Onun arkasından bunun oradaki operasyonun yani döviz kurlarından fiyatlara yansımasıyla gelen bir enflasyon baskısı altında kaldık. Ve buna karşı enflasyona karşı topyekün mücadele paketi açıklandı. Ve o devam ediyor. İşte devam ederken enflasyon belli bir şekilde bir takım önlemlerle baskı altına almaya başladı. Ama işte bir biraz orada hocam gıdanın yanında bir de marketlerle ilgili belki bir çalışma yapılmalı, düzenleme, hal yasası diyoruz ama marketlerde. Çünkü iş başka bir şeye dönüştü. Bakın benim bu şu açıklanan reform paketini değerlendirmem bu marketler ve hal yasalarından birazcık daha farklı. Çünkü bu paketin ismine baktığımız zaman yeni ekonomi programı yapısal dönüşüm adımları 2019.
Yani burada yapısal dönüşüm adımları atacağımızı ve bu paketin bu paket halinde sonlanmış bir önlemler paketi olmadığının izlenimine ediniyoruz. Ve bunun arkasından bu yapısal dönüşüm devam edecek. Zaten bu metni okuduğunuz zaman sürekli karşınıza çıkan şey şu. İşte filanca yargı reformu ile ilgili şunlar sağlanacak. Bazı şeyler hedeflenecek. İşte başka bir konuda bu yapılacak, şu sağlanacak, hedeflenecek. Bu yapılacak, edilecek şeyleri, ifadeleri çok fazla. Demek ki bu daha başka göreceğimiz yapısal reformların bir ilk adımı olarak bu paketi almamız gerekiyor. Yani. Ve bunun arkasından evet bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi, bankalardaki kötü kredilerin ve takibe uğramış olan kredilerin temizlenmesi büyük önem arz ediyor. Niye? Çünkü o yediğimiz operasyonların ve ekonominin yumuşak karın hale gelmesinin mekanizmaları bankalar üzerinden çalışıyor. Karında biraz kas yapmak lazım. Sadece karın yumuşak değil. Yani siz bekliyorlar ya. Türkiye'nin karnının biraz böyle bir 6 tane falan kası olmalı yani ki vurduğu zaman geri tepsin. Ben öyle örnekliyorum açıkçası. Burada Türk kası yetmiyor o zaman. Türk kası olmaz. Yani bankacılık sektörünün güçlendirilmesi evet. önemli bir boyut evet. gibi görünüyor. Tabii bu enflasyonla mücadele, gıda konusundaki düzenlemeler, bu tarımda milli birlik projesi, işte Sera AŞ'nin oluşması, fonların piyasa mekanizmalarının bir şekilde daha derin çalışır bir biçimde çalışır evet. hale gelmesi ve halkın buna katılmasının sağlanması bu yapısal dönüşümün içerisinde öne çıkan unsurlar olarak gibi görünüyor ki bunun arkasından da işte tasarrufların ve kaynak ihtiyacının daha iyi giderileceği bir ortam yaratılabilsin. Öyle bir şey. Tabii burada çok önemli bir başka boyut var. Bu ekonomik reform paketi sadece ekonomi çerçevesinde kalmıyor. Hukuk alanına da girmiş. Yani ekonomi dışı... Hatta eğitim alanına da girmiş. Eğitim alanına, buradaki o her zaman üzerinde konuştuğumuz ihracatın artırılması ve katma değeri yüksek malların üretilmesi ve bunların ihracatının sağlanması, küresel rekabet ortamı içerisinde Türkiye'nin daha ayrıcalıklı konuma gelebilmesi için eğitimde yapılan reform, hukukta yapılan reform, özellikle yabancı sermayenin çekilmesi anlamında bunların ne kadar önemli olduğunun farkında olduğunu gösteriyor bu reform paketi. Kaldı ki sadece farkında olduğunu değil, bunun üzerine yapılacak bir takım kurullar oluşturularak evet. bunun üzerine yapılacak çalışmaların da olacağını söylüyor. Yani tamamlanmış bir paket değil, üzerinde çalışılacak bir biraz paket. Biraz da... Bu dışarıya verilecek, yani piyasayla kavga etmeyen, piyasanın önünü açacak bir takım düzenlemeler üzerinden yabancı sermayeyle eklemlenebilecek bir Türkiye ekonomisinin yaratılması konusunda evet. Bilinçli bir müdahale olduğunu gösteren bir paket. Evet, var mı sözünüz? Yani şöyle, mesela ben şöyle düşünüyorum, fresh beyinlere de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani kesinlikle. Türkiye'nin çok ciddi insan kaynağı var, yetişmiş. Bunlardan bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Karadelik'teki 200 kişilik bilim insanı içerisinde bir evet. Türk kadın var. Bizim kafalar çalışıyor, çalışmıyor değil. Hem de öyle böyle çalışmıyor aslında, fena çalışıyor. O yüzden fresh ya beyinler. Biraz önce söylüyordum ya, bu Türklerin hani yurt dışında uzunca yaşayınca şey gördüğünüz, izlediğiniz bir şey var. Şimdi bakıyorsunuz dünyanın dört bir tarafına gidip geziyoruz, görüyoruz. İşte en son seçimlerde de. Yani dünyanın en güzel halkına sahibiz biz. Bunun üzerinde bir halk daha tanımıyorum. Hem vicdanı, hem adalet duygusu, hem yardımlaşma hissi, her şeyiyle. Hayır, zaten bir şey söyleyeceğim. Şöyle yorumlar bu seçimlerle evet. ilgili yapılıyor ya. Türk halkı diyor, iktidara diyor ki tamam biz senden memnunuz. %52 o demek. Ama bak İstanbul, Ankara, yani biraz bakın kendinize. Öyle bir ince ayar çekti ki öyle evet. böyle değil. Yani hiçbir halk herhalde bunu yapamaz. Asırlardan İnanılmaz. Gelen bir deneyim. Yani, çok ince bir ayar. Evet, müthiş bir şey. Kesin. İnanılmaz evet. bir, yani halk öyle bir oy kullandı ki. Yani halkın biz memnunuz dedi. Müthiş. %52'yi ver dedi ki biz evet sizden memnunuz ama hani dikkat. Yani o yüzden farklı bir kafaya sahibiz.
Varsa, yoksa ekler bu Sudan'daki ekonomiyle ilgili benim ekleyeceğim sadece şu var. Hocalarımızın dediği gibi Türkiye'nin yumuşak karnı ve dolayısıyla önümüzde de bizi işte Avrupa Parlamentosu'ndaki seçim ve oradaki oluşan yabancı ve işte Türkiye'ye karşı olan düşmanlıklar vesaire. Evet, ama beraberinde bu S-400'ler yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nde katsa gireceğim. Evet, ama o çok hani oradan ekonomik anlamda bir yaptırım belki gelir. O konuya gireceğim. Benim söyleyebileceklerim onlar. Çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Bu da yani desteklenmesi gereken çok küçük bir alan var. Sanki biraz sanayi kesimine olan destek daha zayıf kalmış diğer kesimlere olan destekten. Bir de mesela Ulusal Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun bu yıl içinde kurulacağından bahsediliyor. Bu konuda biraz şüphelerim var. O da şudur. Şimdi bu kredi derecelendirme kuruluşu akredite bir kurum olmalı. Yani mesela uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları çeşitli yerlere Moody's, kredi notu veriyor. 3 tanesi var. Şimdi biz kendi kendimize not verdiğimizde bunun uluslararası alanda özellikle uluslararası yatırımcılar açısından çok bir faydasının yani işte olmayacağını her zaman düşünüyorum. Başındayız. Hani biz motor üretimine 7 sene önce başladık, daha önce ürettik ya. Bunda da biraz daha erken kursaydık o biz kredi derecelerini. Olabilirdi. Belki ama şu aşamada yani bu paket içinde bu öncelikli olmamalı. Ben çok fazla katılmıyorum hocaya, Murat Hoca. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim çok kıymetli derecelendirme kuruluşlarımız var Türkiye'de. Ve buradaki insan ve beyin yapısı Moody's'de ya da Standard & Poor's'de çalışanlardan daha aşağıda değil. Kaldı ki örneğin Alman derecelendirme kuruluşları bu bizim kuruluşlarla gelip işbirliği yapmak için işte bir takım ortaklıklar öneriyorlar. Aynı şekilde örneğin Çin Halk Cumhuriyeti benim bildiğim konulardan bir tanesi ya da başka bir yerden Japonya'dan derecelendirme kuruluşlarıyla bizim derecelendirme kuruluşları işbirliği içerisinde gidip örneğin Körfez'deki şirketleri derecelendiriyorlar. Yani o konuda çok geride değiliz. Ve bence hani siz bunun içerisinde olmamasını düşünüyorsunuz. Ama bence bu o paketin içerisinde en önlere çekilmesi gereken önemli bir unsur. Bence de çok sanayinin biraz daha ön planda olması lazım. Ama bunlar birbirini dışlayan yani sanayi mi öncelikli derecelendirme çünkü farklı farklı alanlarda olan şeyler. Sanayi konusunda size %1000 katılıyorum. Şimdi bir tane bir şey örneklendirmek istiyorum. O da şu. Mesela bankalara hocam bankalara işte bilançoların temizlenmesi vesaire konusunda ciddi şeyler var. Ama mesela ben bir üreticiyim ve son dönemdeki bu ekonomik olaylardan dolayı diyelim kur artışı vesaireden dolayı ne oldu? Benim bilançom bozuldu. Ve mali durumum bozuldu. Ben kredi almak istiyorum. Nasıl alacağım? Mali tablolarımı koyarak kredi alacağım. Ama mali tablolarım bozuldu. Yani burada bir ikilem var. Doğrudan ne yapılması gereken burada üreticinin yani gerçekten üretim yapanın ve şu ana kadar bu üretimde ilerlemiş olanın desteklenmesi gerekirse borcunun ötelenmesi. Burada şu hataya düşmemek lazım Murat Hocam. Burada özellikle kamu bankaları herhangi bir kalkınma bankası gibi bu piyasa ekonomisinin içerisinde kalkınmayı çeken bankalar durumuna düşürülmemeli. Yani kalkınma bankaları kendi alanlarında o kalkınma hedeflerini yani işte bilançosu bozuk olan şirketleri fonlamak suretiyle eğer toplumsal olarak gerekli görülüyorsa bunu gerçekleştirebilir. Ama kamu bankalarının, diğer bankaların ve özellikle Merkez Bankası'nın yani bankalar sektörünün, bankalar kesiminin bir kalkınma bankaları çerçevesine oraya çekilip o kalkınma bankası kategorisine getirilmemesi gerekiyor. Belki de bir kalkınma bankası kurulması lazım. Yani kalkınma bankalarımız var. Var ama öyle değil. Tek çatı altında ve böyle durumlarda kredi verecek bir kalkınma bankası. Yani nasıl Ziraat Bankası'nın kuruluş amacında tarım varsa mesela oranın da düzeltilmesi lazım. Biraz tarımda uzaklaştı Ziraat. Ama kalkınma bankalarının... Hiçbir zaman yakınlaşmamıştık. Kalkınma bankalarının da belki sanayici için sanayi kalkınma bankası devlet eliyle olabilir.
Bunu biz de sabahki yayınlarda konuşuyoruz zaten. Evet. Hani Sahaya Kalkınma Bankası. Şimdi siz az önce dediniz ya bu Avrupa'da önümüzdeki risklerde aşırı sağcılar. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu son zamanlarda çok fazla dizi izliyorum ben, Amerikan dizisi. Dizilerin tamamında Avrupa'daki bu aşırı sağın yükselmesi konusu işleniyor. Ve öyle şeyler işleniyor ki birilerin, zengin birilerinin desteklediği liderler, ama seçilmiş değil yani, farklı liderler, bunları işliyorlar. Liderlerin bomba yapımı, yani bomba yapıp bir bölgede patladı, bunu göçmenler patlattı. Daha yeni bugün terörist bunlar şeklinde kaşıma var. Bakmayın siz, Hollywood öyle bilerek bilmeyerek iş yapmaz kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Siz o zaman bence siyasetin nabzını yani iyi tutuyorsunuz. En son ben size bir şey söyleyeyim. İran konusu açılmadan önce Homeland diye bir dizi vardı. Biliyorsunuzdur. Burada bir tane daha var. Sekreteri diye bir dizi var. Orada şöyle bir şey geçti, şok oldum. İşte İran terörist devlet listesine alındı dizide. Ortada hiçbir şey yok. Eyvah dedim. Eyvah. Geliyor. Geliyor dedim. İran geliyor. Ciddi söylüyorum. Çünkü hiçbir şekilde bilinçsiz yapılmıyor. Öyle alıştırılıyor ki. Hatırlayın 24 dizisini lütfen. Evet, tabii. Evet, tabii. Siyahi başkan vardı. Tabii. Ya bu kadar olmaz artık. Yani bizim, o kadar algı yapıyorlar ki inanılmaz. Yani akademisyen arkadaşlardan bir tanesi Türkiye'den Japonya'ya gidip bu konuda, ya özellikle diziler ve siyaset nasıl nabzutulur, Japonya'da bunun dersini veriyor bir dönem. Yani böyle yetişmiş arkadaşlarımız da var. Var çünkü belki bir gün aldı programınıza. Ben bir şey daha söyleyeceğim hemen. Aslında konu biraz değişti ama bir film var. Z Savaşları. Kesinlikle. Evet, evet. Şimdi oradaki, o çok önemli. Oradaki film neydi biliyor musunuz? Ben ilk onu anlamıştım. O zombiler göçmenler. Ve öyle algılandılar. Ve ne yapıyorlar yok etmek için? Şimdi biraz spoiler vereceğim izleyenler için ama İsrail'de hiçbir şey olmuyor. Zombiler giremiyor ve en sonunda gürültü çıkartıyorlar bir stadyumda, bütün zombileri toplayıp yok ediyorlar. Gürültü ne? Orta Doğu'daki karmaşa. Evet. Yani bu kadar mı yani, gözüne parmak sokulur? Özellikle inanılmaz yani. O konuda bir şey ekleyeceğim. Amerika dizilere geçtik ama yani. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelikle o Hollywood konusu kesinlikle öyle, çünkü Hollywood insanları alıştırarak bundan sonrasında hükümetin neler yapacağı ve Amerika'nın izleyeceği politikalarla ilgili ekme kuramı diyoruz biz ona, zihnine ekiyor ve ondan sonra onun orada yeşermesini bekliyor. Zombilerle alakalı da şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri genel aslında şöyle bir şey ortaya çıkartıyor. Evrensel hasım diye bir kavram. Evrensel hasım denilen kavram, düşmanın kim olduğu belli değil, belirsiz bir kavram. Yani düşmana her türlü kılığı giydirebilirsiniz. Net bir düşman tanımı yapmıyor. Zombiler, korsanlar, hayalet operasyonları, hayalet orduları, bütün bunlarla yaptığı mücadeleler ya da uzaylılar, uzaydan gelen virüsler, işte bunların bütün toplumu etkilemesi, bunun da temelinde şöyle bir şey yatıyor. Amerika Birleşik Devletleri tüm insanlığı etkileyen, insanlığın devamı için gerekli olan iyilikle mücadele ediyor. Aslında karşısına aldığı şey kötülük. Dolayısıyla kendisini de konumlandırırken işte daha geçenlerde Pompeo bir açıklama yaptı, dedi ki belki de dedi Trump İsrail için Tanrı tarafından gönderilmiş kutsal ve önemli bir insandır. Obama ağaç kavuğundan mı çıktı? Yani hani o zaman bunu soruyorsunuz. Şimdi bir de böyle bir yaklaşımla aslında kendisi Tanrı'dan aldığı güçle insanlık adına savaştığı için bütün insanlığın da buna katkı sağlamasını yani istiyor. Şimdi, net mesela, bir düşman çıkartmıyor. Zombileri de en çok izlenen şey işte. İşte, var ya, unuttum adını. Zombilerle yok, zombilerle ilgili zombilerle çok Walking Dead. Şimdi şöyle bir durum var. Zombilerle ilgili de özellikle mesela onları kullanarak iletişimci hocamız anlatıyor vallahi. Yani zombilerle ilgili özellikle onları kullanarak işte mültecilere ya da kendisine düşman olarak görebileceği şeylere, kitlelere atıfta bulunuyor. Yani aslında insanlığa karşı gelen ama net bir düşman tanımı kesinlikle yok. Çoğu dizide mesela bir dizide yine bayağıdır izliyorum o diziyi, unuttum adını. Resmen ne var biliyor musunuz? FETÖ var. Adı Türk. Onu biliyorum. Cumhurbaşkanı falan. Tabii. Resmen Türkiye yani. Evet, onu biliyorum. Biliyorsun biliyorum, değil mi? Evet, ben o bölümü izlemiştim zaten. O evangelist proje bir yani, Türkiye o yüzden, için değil, Brezilya hani, için de geçerli. Yani Kore oradan için. Sudan'daki işe geleceğim. Ben niye açtım bu konuları? Çünkü bakıldığında bir
Venezuela örneğini görüyoruz değil mi? Şimdi Sudan'da kaynattılar, kaşıdılar. Gerçi o darbeyle gelmişti o 30 senedir ama bir kaşıma, bir bilmem ve sonrasında halkların ayaklanmasıyla bir darbe girişimi. Bize de yapmak istedikleri ama beceremedikleri iş yani. Demek ki bir darbe geleneği var yalnız o ülkede. Yalnız şöyle devamlı yapıyor zaten. Sudan'la ilgili çok kısa bir bilgi verim izniniz olsa. Tabii. 1900 ya hatta 1800'lerde bu Kavala Mehmet Ali Paşa zamanında aslında Mısır topraklarına katılmış. Daha sonra İngilizlerin işgaliyle birlikte İngiliz egemenliğe gelmiş. 1960'lara yakın, yani 56 falan yanlış hatırlamıyorsam, bağımsızlığını elde etmiş bir ülke. Fakat hani böyle bir akademisyenin bu tür bir ifade kullanması ne kadar doğru bilmiyorum Zeliha Hanım ama ben İngilizlerin bir yerden bir yere giderken orada kalıcı bir huzursuzluk bıraktıklarını bizzat işte derler ya, neydi o? Uzun bacaklar geçmiştir. Bir ya söz var ya. Hakikaten bir karışan bir şey varsa şey oradan var. uzun bacaklar geçmiştir. Mesela Körfez'deki var olan o adalarla ilgili de. Yani Basra Körfezi'ndeki adalar İranlarla Katar arasında. İran'la bilmem o Arap Birleşik Arap Emirlikleri arasında. İngilizler Brexit'ten biraz zayıfladılar ama. Allah vere de öyle ola da. Şimdi bunlar ayrılırken Güney Sudan'ı, yani Sudan'la Güney Sudan'ı biraz aslında etnik ve dini merkezli bir ayrıştırma yaparak ayrılırlar. Biliyorsunuz 2015'te mi bir ayrılma oldu Güney Sudan'da. Güney Sudan oldu ama işte ondan sonra ekonomisi işte ondan bozuldu. %60'ı Güney Sudan'da kalmış petrol üretimi burası orada kaldı. Patladı. Ve orada da sözüm ona hani sadece bir etnik ve dini temelde bir ayrım yapıldığı iddia edildi ama eşin esasında böyle bir durum yok. Şimdi Elbeşir o dönemde sizler daha iyi bilirsiniz anlatırsınız. Elbeşir aslında bu riski çok büyük oranda Güney o dönemde Sudan yönettiğini söyleyebilirim. Ama Güney Sudan'dan ayrıldığında çok ses çıkarmayıp Ama uluslararası kamuoyunu kendisine biraz sempatik göstermişti. Ama yani bunu kaçınılmaz bir süreçti. Doğru, ben de kabul ediyorum. Ama bu kaçınılmaz bir şeydi. Çünkü zaten oradaki oluşturulan kamuoyu ve oradaki insanların zihinlerine yerleştirilen onların da bir lider vardı. Yani Güneylilerin de öncülüğünü yapan bir adam vardı. Sonra bir helikopter kazasında ölünce çoğu zaman Elbeşir'i suçlayan bir şeyde bulunurlar ama o Güney Sudan'daki olan bölgede kaza geçirdiği için çok fazla bu dedikodu tutmadı ama sonunda şöyle bir şey oldu. Yani Güney Sudan'da siz bahsettiniz bir defa Afrika'nın 3. büyük ülkesi. Yani çok verimli topraklar sahibi olan bir yer. Öyle çöl falan olan bir ülke değil. Ve aynı zamanda da petrol şeyi fazla olan Müslüman nüfusun yoğun olduğu ve potansiyeli en yüksek olan ülkelerin başında geliyor. Evet, ve oradaki çatışmaların kızıştırılmasıyla etnik ve dini ve mezhepsel çatışmalarla orada bir kargaşa oldu. 1960'lardan 2005'e kadar iç savaş devam etti hemen hemen. 2005'ten sonra bu ayrılmayla ilgili konu tekrar gündeme gelince bir referandum yapmak suretiyle ayrılmanın gerçekleşebileceği kanaati konuştu. Elbeşir o dönemde Batılıları da kısmen ikna ederek aslında iç çatışmayı durdurdu. Ben orada bir başarı gösterdiğine inananlardan birisiyim. Bazı şundan dolayı. Öyle diyor, evet. Şöyle efendim, ben çatışma çözümlemeleri çalışmış birisi olarak söylüyorum. Hakikaten kolay meseleler değildirler. Şundan dolayı. Çatışma çözümlemelerinde işi yürüten siyasi aktörün her kesim tarafından güvenirlik katsayısının yüksek olması gerekiyor ki ikna edici olsun. Yani hem dini bir boyutu ve duygusal bir boyutunun olduğu bir çatışma var. Dolayısıyla bu süreçte gerçekleşti. Daha sonraki süreçte hakikaten bu demokrasiden uzaklaştım, uzaklaşmadım mı? Bu şuna çok Batı içerledi bana göre. Bu fazlasıyla Batı'nın Güney Sudan'ı Hristiyanlardan müteşekkil bir yermiş gibi lanse etmesini çok sıcak bakmadı. Bunun çok uygun görmedi. Peki bir de şu var olabilir mi? Şimdi Sudan, Suudi Arabistan'dan uzaklaşıp Türkiye ve Katar'la yakınlaştı diye bazı yorumlar var. Dolayısıyla Türkiye'nin orada bir üniversitesi var, arazisi var, yürüttüğü bir sürü çalışmalar var. Suudların rahatsız olduğu vesaire. Suud eşittir Amerika ya, Birleşik Devletleri. Aynen öyle. Yani hani komple teorisi denilecek şeyler değil. Zaten. Resmi olarak yani girerlerse görürler yani. Şimdi ben Elbeşir'in son dönemde seçimlere girdi mi girmedi mi hile karıştırma o kadar çok yakından takip etmiş bilmiş birisi değilim. Ama ben Sudan'da ilgili birisi olarak yani az buçuk
o çatışma çözümlemeleri sürecinde görece insanların güvenini kazanarak aslında ayrılma taraftarı olmadığı halde bir nevi tehdit ve şantajla yumuşak bir batıya geçiş. Batıya da bunu yapmak Şirin zorunda kaldı. Uzunca yani. Bir süredir devam eden bir çatışmayı aslında bitirdi. Fakat işte tam da bana sorarsanız o ayrılmanın başladığı tarih bugünün Sudan'ı hazırladı yani. Olabilir. Yani hocam, ben öyle hocama da soracağım. Hocam da Afrika konusunda yani biliyor bayağı bildiği konular. Biz de aslında hep söylerdik, hatırlar mısınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildiğinden beri hep Afrika'ya gider gelir. Çoğu insan işte niye Afrika diyordu. Çıktı ortaya niye Afrika oldu açıkçası yani. O ilişkiler kurulacak ki Afrika'nın önemi her Çin orada. Daha iyi biliyorsunuz. Buyurun hocam. Senelerce önce o zaman Turgut Özal Cumhurbaşkanı'ydı. Belçika Başbakanı Tindemann Türkiye'yi ziyaret ederken Türkiye'ye şöyle bir şey söylüyor. Eğer siz Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmak istiyorsanız aynen kelime bu. Kendi cumanızı bulmanız gerekiyor. Yani cuma denen şeydi işte o Robinson Crusoe'nun romanındaki köle olan cuma. Yani kendi siyah adamınızı, kölenizi bulmanız lazım. Ancak öyle Avrupa Birliği'ne katılabilirsiniz. Ya tabii bu bizim zihnimizde olan insanlar için korkunç bir şey. Sömürgeci mi olun dedi yani. Yani sömürgeci olun ancak öyle gelebilirsiniz diye. Bu 90'ların 80'lerin sonundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bununla ilgili bir şey de yazmıştım ben. Cumasını arayan Türkiye diye. Cuması tırnak içerisinde olmak üzere. Tabii Türkiye'nin Afrika açılımının birçok boyutu var. Bunların içinde iktisadi boyut en önemlilerinden bir tanesi. Ama bizim oraya açılmamızın arkasında bir de insani boyut var. Tabii bu Afrika'dan Türkiye'nin çekilişi 1910'da işte 1913 en son askerimiz Afrika'dan çekiliyor. Daha sonra Libya'dan çekilmemiz var yakın zamanda. Evet, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkiler çok derin ve tarihi bir hafızamız da var Afrika kıtası ile ilgili. Bütün bunların içerisinde Sudan en önemli noktalardan biri. Nokta dediğimizde koskocaman bir ülke, neredeyse Avrupa kadar büyük olan bir ülke. Ve çok verimli bir ülke. Çok şöyle, Nil Nehri'nin baştan başa kat ettiği bir ülke. Aslında evet çölün de var olduğu ama Nil Nehri'nin her iki yakasında kilometrelerce verimli toprakları. Tabii düşünün o kadar uzun bir nehir ve o kadar uzun bir araziden, o kadar geniş sonuç bir araziden hocam, geçiyor. Araya gideceğim. Evet. Sonuç dakikada Sudan'ı anlatamam. Yok, devam edeceğiz. Olur mu? Sonuç dakikada Sudan'a haksızlık. Hayır, bitmiyor efendim yayınımız. Şöyle ara diyeyim. Vereceğiz, sonra Sudan'a devam edeceğiz. Tamam. Araya 3 dakika. Buyurun. Şöyle, tabii Sudan, evet, verimli topraklar vesaire. Uzunca zamandır sıkıntılar içerisinde olan bir ülke. Biraz önce hoca bahsetti, 2015'te bölünmüş olan bir ülke ve bölünmesinin öncesinde uzunca süren bir iç savaş var. Daha doğrusu bir yani güneyde, Uganda'nın hemen kuzeyinde bu İsa'nın direniş ordusu ve onun komutanı olan Kony denen vatandaş tamamıyla CIA'yı destekli bir askeri güç. Bunların yaptığı bir çatışma ve Sudan'dan o bölgeyi koparma. İşte orada animistler var ama ağırlıklı olarak Hristiyan nüfus ve doğal kaynakların da, daha doğrusu petrolün büyük bir kısmının, Sudan'daki petrolün büyük bir kısmının yer aldığı bir yer. Tabii hemen bu araya gitmeden önce şunu söyleyeyim. Benim Sudan'a birkaç defa gitmişliğim var. Sudan'ı bir uçtan bir uca da gezmişliğim de var. En önemli yer Hartum. Ve bu Sudan'da, Sudan'daki idareyle ve diğer işte, çünkü çok büyük bir ülke, onların kapasite inşası konusunda çalışmalarımız da var. Özellikle Türk Asya Stratejik Araştırma Merkezi'nin, TASAM'ın ve Sudan'la birlikte yaptığı Türk Afrika Kongresi, birkaç kongreyi orada yaptık TASAM'la. Böyle bir ilişkimiz de var. Dolayısıyla bu çatışmaların dinamikleri ve Sudan'ın nereden nereye geldiğini bir yerde içeriden de takip edebilme şansını yakalamış olanlardanım. Ben Sudan'daki gelişmelerle ilgili. Tabii bunu söyleyeyim. Kaç dakikamız var? İki. İki dakikamız varsa
Ve bir yandan bu Güney Sudan'daki kopma, bu işte 2015'teki ayrılıktan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi Ömer el-Beşir devam etti iktidarını. Yani çok fazla etkilenmemiş gibi davrandılar. Bir yandan da Darfur'daki çatışma var. O Darfur bölgesi doğrudan Çad'dan gelen bu Cancevit denen bir takım işte oradaki siyahi yerel halkı destabilize eden bir unsur, terörize eden bir unsur. Bu Cancevitlere karşı merkezi hükümetin çok fazla yapabileceği bir şey yok. Hem mesafe çok uzun, yani bu kadar büyük ülkede bu kadar zayıf bir hükümetin ülkenin dört bir tarafına ulaşıp oralarda kendisinin iktidarını inşa etmesi çok güç. Aynı zamanda Mısır'da ta çok eskiden gelen bir sınır anlaşmazlığı var ve bir çatışma durumu sürekli devam ediyor. Bir yandan Etiyopya ile özellikle son zamanda bu İsrail'in de dahil olduğu o Rönesans Barajı'nın yapılmasıyla bağlantılı olarak bir huzursuzluğu var. Son cümle olarak Sudan kaynayan bir kazandı ve bu kazan işte şimdi karşımıza bir halk hareketi olarak, askerlerin de katıldığı bir halk hareketi olarak gündemimize oturmuş durumda. Bundan sonra Sudan'ı ve çevresini çok konuşacağımızı düşünüyorum. Nokta. ABD yönetimi barışçıl ve demokratik Sudan'ı desteklediğini belirtmiş. Tabii. Geçiş otoritesinin yönetiminde sivil katılımına izin vermeye çağırmış. Bakalım. Evet, araya gidiyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Görüş devam ediyor. Tabii farklı konuları konuşuyoruz. Çünkü aslında gündemde bu Sudan meselesi, S-400 meselesi çok önemli. Gözümüz bir tarafta tabii yerel seçimlerle ilgileniyoruz ama bir taraftan gözümüzü ve dikkatimizi buralardan ayırmayalım. Profesör Sedat Aybar, Profesör Mahzar Bağlı, Doçent Ece Baba ve Profesör Murat Çak'la devam ediyoruz. Sudan'da kaldık. Evet. 30 dakikam var, o yüzden hızlı hızlı geçeceğiz. Evet. Hızlı hızlı Sudan ve çatışmalar ve darbe ne durumda, oraya bakıyoruz. Ne oluyor yani? Ne oldu, ne olacak, ne olabilir mesela? Öyle diyelim. Ne oluyor ve ne olacak bundan sonra? Ona geçmeden önce bir şey daha ekleyeyim biraz önceki açıklamalara. Sudan Türkiye için önemli bir ülke, bunu söylemiştik. Hem Türkiye orada Sudan'la olan ilişkisi, tarihi bağları var, tarihi, geçmişi vesaire derinlikte olan bir ülke. Sudan aynı zamanda Türkiye'nin, biraz önce Masar Hoca da söyledi, orada büyük tarım alanları var. Henüz ekilip biçildiği konusunda bir bilgimiz yok ama çok büyük tarım arazileri. TİGEM'in orada tohum yetiştirme alanları var. Evet, doğru, TİGEM'in var. Tabii bir başka önemli şey de bizim özellikle Afrika ile ilgili hafıza, yani çipimizi harekete geçirecek Suvakin Adası. Suvakin Adası'nın restorasyonu, oradaki dini yapıların restorasyonunun Türkiye'ye verilmiş olması ve bu Suvakin Adası hem Osmanlı'nın önemli bir sıçrama merkeziydi, aynı zamanda hacıların dinlenme merkeziydi. O anlamda bir güzergah, yani Türkiye'nin, Türkiye'den Afrika'ya giden güzergah üzerinde önemli bir durak. Ama aynı zamanda Kızıldeniz'de de çok ciddi jeostratejik önemi olan, haiz olan bir ada. Tabii bu da Türkiye'nin Somali'de inşa etmiş olduğu o Türkiye dışındaki en büyük askeri üssü. İşte Cibuti'de, Sudan'daki yatırımları bunlarla bağlantılı olarak Suvakin Adası'nın Türkiye açısından jeostratejik önemini artırıyor. Tabii bunların bizle ilgisi ne? Bizle ilgisi o bölgedeki varlığımız, bizim Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde söz söyleme hakkımızı da arttıran bir konu. Bunu daha önceki programlarda vurgulamıştık. Şimdi Sudan'da ne oluyor? Evet, Sudan'da ne oluyor? Sudan'da uzun süredir huzursuzluklar baş gösteriyordu Ömer el-Beşir yönetimine karşı. Biraz önce bahsettiğimiz o Darfur ve Güney Sudan'daki huzursuzlukların ardından Sudan'ın işte Amerikan ambargosu ve Amerikan kara listesi içerisine aldığı o 8 ülkeden bir tanesinin olması Sudan'da iktisadi sıkıntıları arttırmış
durumda. Bunun bir parçası da gıda fiyatlarına yansıdı. Ekmek fiyatlarının artışı ki Afrika için önemli bir göstergedir. Oradaki halkın huzursuzluğunu çoğalttı, arttırdı ve halkı sokaklara döktü bunun sonunda. Ve işte bu sabah Ömer El-Beşir'in istifa ettiğini, görevinden ayrıldığını, tutuklandığını duyuyoruz. Şimdi tabii bütün bu gelişmeleri nasıl okumak gerekiyor? Bunu belki daha önceki programlarda gene konuşmuştuk ama Afrika coğrafyası Sudan'dan ve Afrika boynuzundaki o 5 ülkeden başlamak üzere bundan sonra uluslararası gerilimlerin, çekişmelerin, çatışmaların sahnesini, coğrafyasını oluşturacak bir yer olarak görünüyor. Tabii Sudan'daki bu gelişmeleri o küresel ticaret savaşlarından Çin'in kuşak yolu inisiyatifi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu küresel hegemonyasından bağımsız düşünmemiz mümkün değil. Venezuela'da olup bitenlerden, Yemen'de olup bitenlerden, Körfez'de olup bitenlerden ve Doğu Akdeniz'deki enerji çekişmelerinden bağımsız olarak görmemiz mümkün değil. Bundan sonra o küresel güç çekişmesinin, jeopolitik çekişmelerin stratejik siklet merkezini oluşturacak yer Afrika kıtası gibi görünüyor. Ve bunun içerisinde de en zayıf ve parçalanma potansiyeli en fazla olan, özellikle bu katı Ömer El-Beşir yönetimi altında Sudan tam bu iş için biçilmiş kaftan görünüyor. Şimdi Sudan'ın bu şekilde bir dönüşüme girmesinin ardından gelen şey Sudan bir komşu yıkan ülke haline gelecek. Zaten Çad'dan, Orta Afrika'daki o gelişmelerden, işte kendi komşularından Etiyopya'dan, güneyinde Uganda ve Orta Afrika içerisindeki uzantılarından Sudan'daki gerilimlerin, çatışmaların diğer ülkelere sıçrama potansiyeli, yani bölgenin de istikrarsızlaştırılmasını getirebilecek ve güç projeksiyonunu ortaya koyabilecek bir ortam sağlayabiliyor olması yatıyor bu şekilde çatışmaların merkezine taşınıyor olması. Tabii bunu şu şekilde okumak lazım. Ülkenin kendi içerisinde gelişen bir takım iç dinamikleri var. Bu iç dinamikler dış dinamiklerle eklemlenerek ülkenin istikrarsız ve yönetilemez duruma getirilmesi. Bir yerde failed state, işte iflas etmiş ülke, Somali gibi bir yer haline getirmek, Yemen gibi bir coğrafyaya çevirmek, tabii gönül istemez böyle şeylerin olmasını. Özellikle Sudanlılar çok yani onurlu, gururlu insanlar. Afrika kıtasında yani hem Arap dünyasına yakın hem Siyah Afrika'ya yakın olan bir nüfusa sahipler. Evet. O anlamda da oradaki insanların bu zorluklarla karşılaşmasını gönül istemez. Bunun içerisinden de sıyrılabilmeleri için sanıyorum Türkiye'nin ve uluslararası camianın da orada ciddi girişimleri olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Sudan'la ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Çok kısa bir eklemede bulunmak istiyorum. Şimdi Sudan Türkiye'nin iktisat politikası açısından da önemli bir ülke. Neden önemli? Özellikle tabii geçmişten gelen bir takım ilişkiler de olmakla beraber yakın zamanda mesela 2018 yılında karşılıklı ekonomi bakanlarının gidiş gelişleriyle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın oraya ziyaretiyle beraber mesela yerli parayla yani her iki ülkenin ulusal paralarıyla ticaret çağrısı yapılmıştı. Bu tabii şu anki istikrarsızlık ortamında diğer ülke için konuşuyorum, Sudan için konuşuyorum. Belki uzayacaktır durum ama bu önemli bir gelişmedir. Uluslararası para birimlerinden bağımsız olarak ülkelerin kendi para birimleriyle ticaret yapması. Bunun dışında bankacılık sisteminden yararlanılması hususunda Sudan'da yine Türk bankacılık sistemi örnek alınarak orada bir takım yatırımların yapılması, Exim Bank'ın dışında bir takım yatırımların yapılmasından bahsediliyordu. Bankacılık sisteminin geliştirilmesi ve oradaki sanayi sektörünü besleyecek pozisyona getirilmesi hususunda çalışmaları yine Türk bankacılık sektöründeki deneyimlerinden yararlanmak istiyordu Sudanlılar. Yine şu anda bizde son bir yıldır inşaat sektöründe bir duraklama dönemi var.
Bu da bir fırsattı. Çünkü orada çok ciddi temel altyapı problemleri vardı ve bizden bu yönde yatırımda bulunulmasını arzu ediyordu Sudan. Bu konuda mesela dünyadaki en deneyimli, uluslararası deneyime sahip 250 inşaat şirketi arasında 50 kadar Türk şirketi var. Bu bakımdan tecrübemiz büyük ve orada değerlendirebiliriz. Evet. Hala da bu karışıklık sona erdiğinde. Evet. Bir de tarımsal anlamda hepimizin bahsettiği gibi çok ciddi tarım alanları var organik tarım için. Birlikte bir yatırım vardı. 1 milyon hektarlık bir alanın ekilmesi ve sadece Sudan'a değil hem oradaki diğer Afrika ülkelerine orada yetiştirilecek organik ürünlerin hem de Arap ülkelerine pazarlanması söz konusuydu. Evet. Ve buradan 1 milyar dolarlık bir gelir bekleniyordu. Evet. Dolayısıyla bunlar açısından Sudan Türkiye önemli. Şöyle bir şey daha var. Bankacılık konusunda bir ekleme yapayım. Şimdi Sudan tabii ambargoyu yemiş bir ülke olduğu için Sudan'da kredi kartı ya da işte bankacılık işlemlerini yapamazsınız. Yaptığınız anda Amerikalılar bütün sistemini yani size kilitliyor. Onun için şeyde Sudan'daki bankacılık sistemi bir şekilde kör topal yürüyen bir şeydi ve bankacılık sistemi. Yani Türkiye'nin orada bankacılık kapasite inşası konusunda bir takım girişimleri olduğunu duydum ama nereye geldiğini bilmiyorum. Şeyde şimdi bütün bunların arkasından şöyle bir şey var. Sudan'da Hartum'da yaşayan 5000 civarında bir Türk nüfus var. Yani bunların orada iş yerleri var, işte restoranları var vesaire vesaire. Türkler orada ciddi bir iktisadi güç. Sanıyorum bir Ziraat Bankası'nın orada bir şube açma girişimi de vardı. Açıldı mı açılmadı mı bundan çok fazla haberim yok. Fakat bankalar mutlaka müşterilerini takip ediyor ve kendi müşterilerini fonlama konusunda da bir takım yani dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar müşterileri onları takip ederek oralara gidiyorlar. Yani Sudan'ın bundan sonraki iktisadi anlamda gelişimi hani biraz önce sizin okuduğunuz Amerikalıların o siviller de katılsın vesaire. Şimdi burası tam bir paylaşım savaşına sahne olacak bir yer. Amerikalılar bu işi kendilerine çekmeye çalışacak. Ruslar çok fazla Sudan'la ilgileniyor. Çok ilginç bir şey. İsrail çok fazla ilgileniyor Sudan'la. Özellikle komşularıyla Çad'la ve diğerleriyle oralarda tekrar bir varlık gösterme telaşı içindeler. Hem tarım alanında ama daha önemlisi dijital teknolojiler alanında çok fazla varlık göstermeye çalışıyorlar. Yani Sudan'ı dünyaya açmak bunun arkasından gelebilir. O anlamda bankacılık sistemi de belki bundan sonra o kapasite inşasını daha sağlıklı geliştirebilir bir hale gelir. Eğer şu paylaşım savaşından çok sağ fazla hırpalanmadan çıkarsa. Siz ne diyecektiniz ya, hocam? TİKA'nın ve diğer yardım kuruluşlarının doğru. Gerçekten Sudan'da çok büyük yatırımları var. Malumunuz uzun bir süre iç savaş yaşadı ve orada özellikle savaş mağduru olan çocuklar ve diğer alt sosyolojik gruplardaki insanlara dünyada en fazla yardım yapan Türkiye oldu. Yani en fazla yardımı Sudan'da yaptı. Yani çok insani yardım ve diğer altyapı çalışmalarını herhangi bir iktisadi beklenti içerisinde olmadan bunu gerçekleştirdi uzunca bir süre ve zaten Türkiye'nin bu Ali Cenaplığını gördükten sonra Türkiye ile farklı bir anlaşma, farklı bir ticari faaliyet içerisinde hocamın bahsettiği o ekonomi bakanlarının stratejik işbirliği protokolünü imzalamalarının sebebi de aslında biraz da oydu. Çünkü diğer pek çok ülke, Çin hocam bahsetti oraya benzer bir takım yatırımlar ve katkılar da bulunuyor ama bulunduğu katkının hemen ekonomik karşılığını bekliyor. Türkiye'nin böyle bir şey yok. TİKA'nın, diğer yardım kuruluşlarının, oraya İHA'nın yaptığı yardımlar gerçekten çok ileri düzeyde. Hem oradaki halkın sağlık açısından tutun da sağlıklı içilebilir suya erişimi de dahil olmak üzere pek çok konuda çok büyük yardımları olan belki de Türkiye'nin Afrika politikasının bir prototipi olarak da bakılabilir. Ama bunun hani sekteye uğratılmaya çalışıldığını söylemek de çok bir kehanet değil ama Türkiye bu tür şeylerle yolundan vazgeçmemeli. Zaten muhtemeldir ki yani belki de böyle bir midesini bulandıran canını sıkalım biraz geri çekilsin de denilmiş olabilir, evet. Düşünmüş olabilir. Ama Türkiye'nin bundan artık vazgeçecek bir durumu yok bence. Evet.
Yani dünya karışık işte. Yani şey, Zeliha Hanım bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Hoca çok güzel bir konu açtı çünkü. Hani sizin programın sonuna da yaklaştığı için şimdi daha fazla harekete geçmiş oluyor şey. Evet, Tika orada var. Şimdi Sudan ve Ömer el-Beşir rejimi Türkiye'nin yakın dostuydu. Yani, fakat bu dostluk acaba bir son, yani Sudan'la Türkiye arasındaki dostluk bir sonraki dönemde kopacak mı yoksa devam edecek mi etmeyecek mi? Beklemiyorum doğrusu. Ben de beklemiyorum, onu söyleyeceğim. Ayrıldığı zaman şöyle bir açıklama yapmıştı Türkiye aslında. Çok ilginç bir açıklama yapmıştı. Güney Sudanlar adına sevindim ama Sudan adına üzüldüm diye bir açıklama yapmıştı. Yani Türkiye'nin hani resmi tavrı buydu. Evet. Güney Sudan'la da mesela şey var. Yani Türkiye'nin yakın ilişkisi var. İlişkisi evet. Var. Yani o da devam ediyor. Bence de devam edecek. Yani Türkiye tabii ki oradaki demokrasiden hani darbenin olmaması gerektiğinden yana tavır alacağından kuşku yok. Yani şunu ama söylemek istiyorum aslında. Kopukluk olacağını ben de beklemiyorum bu açıkçası. Bu Sudan'daki gelişmeler Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumu ile ilgili çok önemli bir takım ipuçları verecek. Hı hı hı. Ve bunun içerisinde bu S-400 F-35 çekişmesi, o da bunun bir parçası olarak yer alıyor. Yani Sudan'daki gelişmeler Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hangi cephede nasıl kalacağı, NATO ile olan ilişkileri, batıdaki Batı ile ilişkilerinin nasıl, yani hiçbir şey tesadüf değil. Batı ile olan ilişkilerini nasıl biçimlendirecek? Sudan o anlamda çok önemli bir mihenk noktası, nirengi noktası olarak ortaya çıkıyor Türkiye açısından da. Şimdi bu S-400 F-35 demişken Suudlar Rusya'dan cehennem silahı olarak adlanılan TOS-1A, Salt Sepek çok namlılı roketatar sistemlerini satın almış efendim. Bir de işin içinde Rusya var. Yani Rusya Suudi ilişkisi, S-400 efendim, yani Suudi Arabistan. Bu Suudlar niye bu kadar silah alıyor? Ben de onu anlamış değilim. Tetiğini çekecek bir iradeye ihtiyaç var. Yani dünyanın en gelişmiş silahını alsın. Ben Suudi Arabistan'da, yani normalde kendisine rakip olan ya da kendisiyle mücadele etmek isteyen dünyada hiçbir aktörle mücadele edecek bir irade görmüyor. Yok, ben tesadüflerin olmadığını yani yok. Hiçbir şekilde en fazla kendi halkına evet. Yemen gibi gariban bir halkın üzerine silah sıkmak için başka i̇şte, hiçbir işe yaramıyor. Yani aslında büyük resme bakıldığında hep bunu söylediğim zaman hani izleyici de der ki ne büyük resimmiş. Ama gerçekten şöyle bir hikaye var. Rusya'nın Türkiye'nin S-400 konusu, evet. Amerika F-35, Rusya'nın Sudan'la yakınlaşması, Türkiye'nin Sudan'la ilişkisi, Doğu Akdeniz, Suudların Sudanlardan uzaklaşıp, Suudlardan uzaklaşıp Türkiye Katar'a yaklaşıp, Suudların Rusya'dan silah alması falan, pardon da yani. Olamaz bu kadar tesadüf. Yani dolayısıyla tesadüf öyle zaten. Tabii yani bunları bu aslında sürekli değişen dengelerde bunları iyi okumak gerekiyor şöyle işte. Şey, günümüzde uluslararası ilişkilerin geldiği nokta ülkelerin gelişmelere ani olarak değişen gelişmelere göre kendi partnerlerini değiştirip aynı zamanda güvenlik ve tehdit üzerinden de diğer ülkelere gözdağı vermesi. Yani şimdi aslında 1900, bu şu dönemin şeyi tehdit değil mi? Şimdi güvenlik ve tehdit. Yani savaşın banlanması diye bir kavram var. Bu savaşın banlanması. Şimdi bu 1928 yılında Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir pakt imzalanıyor. Bu pakt aslında Versailles Anlaşması sonrasında Fransa'nın güç kaybetmemesi için hem güç hem de toprağı kaybetmemesi için Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşmak amacıyla gerçekleştirilen Paris Paktı. Burada kullanılan unsur şu, diyorlar ki savaş ya da işgal hiçbir şekilde meşru bir zemine oturtulmasın bahanelerle ve aynı zamanda ülkeler bunu kendi milli stratejilerinde de yönetimlerinde de bunu bir bahane olarak kullanmasınlar. Dolayısıyla savaşla ilgili ve işgalle ilgili böyle bir sınırlama getiriyorlar. Peki bunun karşısında savaşa karşı görünen ülkeler belirli bölgeleri işgal edebilmek için ne yapıyorlar? Güvenlik ve tehdit kavramını kullanıyorlar. İşte bu güvenlik ve tehdit kavramını kullanarak aslında güvenlik ve tehdit kavramı hem savaşa karşı görünen ülkelerin belirli yerlere müdahalelerde bulunmasında kendilerine meşru bir zemin oluşturması için diyor ki ben savaşa karşıyım, işgale karşıyım. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Batı'da gördüğümüz aslında davranışlardan bir tanesi. Şimdi bunu cebimize koyduktan sonra
özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın kendi arasındaki güç çekişmesine baktığımız zaman evet çok kutuplu bir yapıdayız ama bu çok kutuplu dünya yapısında da gücü elinde bulunduran ülkeler var. Yani o kutubun içinde de kutuplaşmalar oluyor. Bugün Türkiye'nin F-35 ve S-400 arasında kalmasındaki neden Türkiye'nin kendi seçimlerinden ziyade Türkiye'yi bu seçime yönlendiren aslında yollar. Yani ilk başta S-400 almak için Türkiye yola çıkmadı. Patriotları almak istedi. Türkiye bir NATO ülkesi. NATO şemsiyesi altında Türkiye'nin NATO'dan bazı beklentileri vardı. Ama hem Jüpiter füzesi krizlerinde biz bunu gördük. Hem Johnson mektubunda gördük. Türkiye bir NATO ülkesi olarak NATO'dan gerekli desteği, aslında gösterilmesi gereken desteği alamadı. Ama Türkiye'ye verilmeyen, yani aslında verilen 2013 tarihinden 2015 yılına kadar Türkiye'nin Suriye sınırında kalan Patriotlar daha sonrasında kritik modernizasyon güncellemesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne geri gitti. Ve sonra bir açıklama yapıldı. Dendi ki biz bir hafta içerisinde ihtiyaç duyulduğu anda bunları geri verebiliriz. Bu ne demek? Türkiye'nin savunması konusunda Amerika Birleşik Devletleri söz sahibi olacak. Yani savunmada biz buna karar vereceğiz. Söz hakkı bizde olsun, biz yönlendireceğiz demek. Türkiye bu noktada kendi bağımsız kararlarıyla hareket edebilmek ve hava savunma sistemi de Türkiye'nin yumuşak karınlarından bir tanesi, ekonomi gibi, bunu güçlendirmek için de çeşitli tercihlerde bulunmak zorundaydı. S-400'ün yolu bu şekilde açıldı. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye çeşitli yaptırımlar uygulamak için, bunu da hukuka dayandırabilmek için Katsa kararnamesinden bahsediliyor. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargo koyduğu ülkelerle bir iş yaparsanız eğer, o zaman size de bir yaptırım uyguluyor. Bu yaptırımı belirleyecek olan kim? Trump. Peki yaptırımın ne olacağı belli mi? Hayır. Ama bu süreç nasıl çözülebilir? Diplomasi yoluyla çözülebilecek. Yani doğru diplomasiyle çözülmesi gereken bir süreç. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, yani şu da göz önünde bulundurulmalı. Türkiye'nin güvenliği için Patriotların Suriye sınırına yerleştirilmesi, sonra 2015 yılında Obama'nın sanırım İran'la yaptığı nükleer anlaşmanın devreye girmesinden sonra çekildi. Yani burada aslında Türkiye'nin yine bir güvenliği söz konusu değil, İsrail'in güvenliği söz konusuydu. Türkiye sürekli NATO şemsiyesi altında, aslında farklı ülkelerin, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi şemsiyesi altına aldığı ülkelerin korunması için topraklarının kullanılması, savunma sistemi nedeniyle kullanılmasına şahitlik ediyor ve en sonunda buna dur dedi, hayır dedi. Şimdi S-400 ve F-35'lerin bir arada kullanılmasının endişeler yarattığı da bir gerçek. Evet, çünkü Amerika Birleşik Devletleri dost kodlamasıyla F-35'lerin bazı bilgilerini NATO ülkesi olduğu için Türkiye'ye veriyor ama S-400 ile F-35 karşılaştığı zaman S-400 buna nasıl bir tepki verecek ya da F-35 buna nasıl bir tepki verecek? Bu Rusya'nın da aslında sorunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorunu. Şimdi biz konuşurken sabah şöyle S-400 F-35 bir arada olmaz dedi ya Pompeo. Şu da olabilir mi diye merak ettik mesela. Türkiye'ye ait F-35'lere bir sinyalizasyon yaparak bu Türkiye'nindir S-400 füzeleriyle birbirini tanımasını sağlamak. Ama diğer F-35'leri S-400'le tanıştırmamak filan. Yani şimdi, bunlar hani yapılabilir gibi geliyor. Tabii bunlar hep koz. Şimdi yani, teknik şöyle açısından yani, bir şey söyleyemem. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu durumu şu şekilde ifade edebilirim. Hoşaf'ın yağını kestiler isyanını biliyorsunuz. Yeniçerilerin yaptığı isyan. Yeniçeriler Osmanlı'da çok önemli zaferler kazanmış. Fakat daha sonrasında çeşitli Osmanlı'nın zayıfladığı dönemlerde de çeşitli nedenlerle sürekli isyanda bulunuyorlar. İsyanda bulunmadıkları bir dönemde kendilerine isyan yaratabilmeleri için şöyle bir olay yaşanıyor. Yani bu gerçekten Amerika Birleşik, yani ben bunu ilk okuduğumda aklıma Amerika Birleşik Devletleri geldi nedense. Çünkü Yeniçerilere yemek yapılan kazanda kepçin
yani yemeği servis ettikleri kepçe ile hoşafı servis ettikleri en son yemekte kepçe aynı. Dolayısıyla kepçe yağlı ve hoşafı yeniçerilere verirken hoşafın üstünde bir yağ tabakası var. Sonrasında aşçı değişiyor. Aşçı diyor ki daha titiz bir aşçı. Ben diyor bunu yıkayayım ondan sonra öyle servis edeyim. Ve önce yemeği servis ediyor. Sonrasında hoşafı servis ediyor. Bakıyorlar tabii ki kepçe temiz, yağ yok yeniçeriler. Hoşafın yağı kesildi. Bize hoşafı yağsız veriyorlar diye isyan çıkartıyorlar. Türkiye her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde S-400, F-35 konusunda ya da diğer konularda, çünkü elinde birçok kartı kullanmak isteyecek. Her yani bütün bu konularda bir çözüm önerisinde bulunsa bile Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın seçimleri nedeniyle, yani burada da bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü kendi tabanını koruyabilmek ve zaten bir showman olduğu için şovunu en sert şekilde yapabilmek için söylemleri maalesef işte hoşafın yağını kestiler gibi isyankar ve kabul edilmez olacaktır. Dolayısıyla Türkiye bu süreci biz kendi sorumluluğumuz olarak, yani Amerika Birleşik Devletleri'ni tabii ki yönetemeyiz ama iletişimi yönlendirebiliriz. Evet. Bu önemli bir güç. Bu süreci de bence çok iyi yönetebileceğini düşünüyorum Türkiye'nin. Bir de hocam şeyden haberiniz var mı? Bu Japonların F-35'i kayboldu. Pasifik'te olamadılar hala. Evet. Ya bu F-35'lerin de teknik üstünlüğü nedir falan, o bir konuyla ilgili. Tabii bir de öyle bir 10 seneyi geçtim ben. Daha yaklaşık ama kadar. Türkiye'nin F-16'ları modernize etmesi ve aynı zamanda 2021 yılında uçak gemi projesinin tamamlanırken, mesela bu uçak gemi projesinde 12 tane F-35'e yer verilecek. Çünkü bu F-35'in, tabii çok uzman değilim bu konuda ama dikey inme özelliğinden dolayı kullanılacak. Türkiye bunun için birçok yatırımda bulundu. Parçalar burada üretiliyor. Şu an Amerika'yla zaten. Bunları da aslında bu süreci de şöyle değerlendirmek lazım. Yani hoşafın üzerindeki yağımızı aldılar meselesi bu biraz. Bu Türkiye'nin anlaşılmayacak ya da eleştirilecek hiçbir davranışı yok bu konuda. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri şu baskıyı yapıyor: tarafını seç. Yani aslında Türkiye bir denge politikası izlemeye çalışırken F-35 yerine Su-57'leri aldı, ne olacak? Yani işte sorun şu. Rus uçağı. Yani sanki bir soğuk savaş dönemi devam ediyormuş. Ya bunu yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Bunun da nedeni tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin hep konuştuğumuz İsrail, kendi hegemonyasını kaybetme endişesiyle birlikte aslında dünyaya yaptığı bir şov. Dolayısıyla bu süreci Trump'ın da Cumhurbaşkanımızla birebir görüşmelerinde çok düşmanca bir tavır sergilediğini ya da çok negatif olduğunu görmedik. Yani takip ettiğimiz kadarıyla. Aynen öyle. Dolayısıyla yani böyle bir sistemde aslında F-35, S-400 tabii şu anlamda bir sorun Amerika Birleşik Devletleri açısından, o da ekonomiyle bağlantılı savaş silah endüstrisi. Silah endüstrisinde Türkiye şöyle bir yol açabilir. Türkiye eğer S-400'leri alır, Amerika Birleşik Devletleri de buna herhangi bir yaptırım uygulamazsa, ki hukuki olarak ben bunu uygulayacağım diyor. Daha sonrasında Türkiye'nin yolundan gidecek ve Rusya'dan savunma sistemi alacak farklı ülkeler olacaktır. Suudi Arabistan 2017 senesinde S-400 aldı. Mesela. Rusya'da. Yani şu an konu olan füzeleri satın aldı. Bir de NATO ülkelerinde S-400 yok mu? Var. Yunanistan'da S-400 var. Hatta Yunanistan'da şöyle bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki ama Yunanistan bunu hiç kullanmadı. Biz zaten kullanmak için almıyoruz. İnşallah kullanılmaz. İnşallah zaten. Zaten silahlanma savaş yapmak için değil. Barışı korumak için. Ama işte ne kadar harcadığınız da önemli. Şimdi Suudi Arabistan dünyanın en fazla silah alan 3. ülkesi ve gayri safi. Alıyor ama kendilerine teslim etmiyorlar, biliyorsunuz değil mi? Amerika'da duruyor. Tabii tabii. Bir de gayri safi milli hasıla bazında baktığınızda 1. ülkesi. Yani gayri safi milli hasılasıyla silah alımı karşılaştırdığınızda. Para çok. Evet. Ne yapsın? Para çok olunca bu ilişkileri de yönetebiliyor. S-400 de alıyor. Bundan sonra hocam, çıkacak hocam, şey. Hocam Kaşıkçı cinayeti vardı mesela. Kaşıkçı cinayeti. Evet. Hani konuşmuyoruz biz. Bir ay konuştuk, ne oldu? Ortada bir şey yok. Bir de sadece Amerika Kaşıkçı'yı sorunca dediler ki ya işte biz elimizden geleni yaptık. Haberler çıktı. Kan parası veriyor. Ama şimdi Kaşıkçı ile ilgili Amerika'da yeni gelişmeler var. O da Kaşıkçı cinayetine karıştığı söylenen 16-17 kişinin. Evet, onlara karşı yaptırım uygulanacak. Son 10 dakikamız var. Bu konuya devam mı edelim yoksa? İki cümle söyleyeyim. Evet, kara delik meselesine Türkiye'nin, de bir dakika girelim. Evet. Türkiye'nin tabii ki şu andaki en büyük tehdit olarak algıladığı
sistematik ya da bir kurumsal ülkeden gelebilecek tehlike değil. Yani diyelim ki Irak, ne bileyim ya Rusya'nın veya bir ülkenin Türkiye'ye karşı bir savaş tehdidinden ziyade Türkiye terör örgütlerinin tehdidi altındadır. Evet, bizim güvenlik endişemiz daha fazla. En fazla terörle ilgili, evet. Yani terör örgütleriyle. Şimdi Türkiye tabii ki bu konuda NATO ile ilişkilerinde de Türkiye'nin kendisine terör örgütlerinin gerçekleştirdiği saldırıları NATO nezdinde bir fayda sağlıyor mu Türkiye'nin NATO üyesi olması? Bana sorarsanız sağlamıyor. Yani PKK terör örgütü, DAEŞ terör örgütü, FETÖ terör örgütü, bütün bu terör örgütleri gerçekten Türkiye'nin varlığına ve Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir saldırıda bulundukları zaman, hani sadece şöyle diyelim, bir lojistik ya da silah desteği anlamında değil, başımızı çevirip geriye baktığımızda bu NATO'yu arkamızda görüyor muyuz? Bir araştırma yapılmış. Bence görmüyoruz hocam. Yani çok açık bir şekilde. Bir araştırma Türkiye yapılmış. Türkiye bunu görmüyor. Dolayısıyla Türkiye bu konuya hani kendi göbeğini kendisi kesmek durumunda. Yani kendi güvenliğini sağlayacak bir yola başvurmak. Bunu anlamıyorlarsa ki bence burayı anlamak istemiyorlardır. Anlıyorlardır yani, hocam da. İşte anlıyorlar da yani işlerine gelmeyen kısım bu. Yani bir araştırma yapılmış. Avrupa'da NATO üyesi Avrupa ülkelerine sorulmuş. Türkiye'nin hangi ülkelerin başı belaya girerse yardım edersiniz? İşte pembeleştirmişler. Türkiye ve bir tane Romanya mı? Ukrayna birisi yokuz mesela. Yok, başı yokuz, işi, başımıza iş gelirse NATO'daki Avrupa tabii ülkeleri şimdi, aman ne işimiz var? Haklar 15, söylüyor ama. 15 Temmuz'da, evet, oradan çok 15 fazla Temmuz'da asker kılıklı teröristler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine bomba yağdırdılar. NATO'nun devreye girmesi gerekmiyor muydu? 5. madde gereği girmesi gerekmiyor mu? Gerçekten yani gerekmiyor mu yani? Daha yani zaten yani. Amerika ama bir şeyden kalktı. Yani daha ne olabilir? Hocam, ben, yani bunun ötesi olabilir mi? Şey, NATO'yu üyeliğimizin önemli yani, olduğunu adam düşünüyorum. Adam çıktı dedi ki bizim arkadaşlarımız tutuklu. Ben NATO'yu üyeliğimizin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani. Bu çok şey. NATO, ya NATO üyeliğimizin önemli olduğunu düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Hocam ben buna bir itirazım yok. Yani bu üyelikle ilgili bir rezervim var ama yani hani bırakalım bu diplomatik olarak da Amerika ile de başka ülkelerle de yani Türkiye'nin diplomasi benim için vazgeçilmez bir paradigma. Yani. Bunda hiç tereddüt yok. Lakin şu anda bizim Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehdit alanı bana göre terör örgütleridir. Yani birinci derecedeki. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tehdit unsurlarıyla birlikte yani uluslararası anlamda da mücadele etmesi zorunludur. Her ne kadar yanımızda yer almıyorlarsa da biz bir biçimde onları ikna etmek bizim boynumuzun borcu. Ya biz bunu yapamıyorsak bir bu sorun bizde. Gerçekten öyle. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Biz bir biçimde Amerika'yı da Avrupa Birliği'yi de başka ülkeleri de bu terör örgütleri bizimle birlikte savaşmaya ikna etmeliyiz. Etmiyorlar mı? Edecek bir yol bulmalıyız. Bunun bir bedeli var, bir karşılığı var. Bunu vermeliyiz. Ne istiyorlarsa oturup konuşmalıyız. Ya bu vermiyorsa vermesin kardeşim falan demenin bir anlamı yok. Ya bu doğru bir yol değil. Ama şunu bilelim. Bugün Türkiye kendisi için bir yol haritası belirlediği zaman pek çok dengeyi bozacak, pek çok aktörün canını sıkacak bir yeni durum ortaya çıkacak. Hem ben bu durumun yeni çıkan duruma adapte olmakta geri durayım. Hem de kendime bir yeni harita belirleyeyim diye bir durum yok. Yani bu özgürlüğün bir bedeli olacak. Evet. Yani bu müstakil cesaret bir ülke olmanın bir bedeli olacak. Evet. Ve biz bunu bunu ödemeye hazır olduğumuzu söylüyoruz. Ama yine de ben de sizinle fikrim. Yani NATO üyeliği, Avrupa Birliği ile müzakereler devam etmesi hakikaten Amerika ile diplomatik ilişkilerin müttefiklik düzeyinde devam ettirilmesine özel bir özen gösterilmesinden hiç tereddütüm yok. Yani ama kötü niyetler var. Bize düşen onların kötü niyetlerini açığa çıkarmak ve diplomatik olarak onların hani deyim yerindeyse bunun doğru olmadığını onlara göstermektir. Bunu yapmadan biz karşı durmaya gayret ediyoruz. Bence doğru olmayan bu. Evet. NATO hem aslında sorun şu. Tamam. Aslında sorunumuz 5, şu. 4-5 dakika. NATO'nun hani biz NATO şemsiyesi altında olan bir ülke olarak kendi güvenliğimizde NATO'ya ihtiyaç duyduğumuz noktalarda sırtımızı güvenle NATO'ya yaslayamayacağımızı biliyoruz.
Ancak yine bunun içinde kendi... Yalnızız ama tabii bu kendi, yalnızlığı biz tercih ediyoruz. Tabii kendi yalnızız, stratejilerimizi evet, çizmek zorundayız. Ancak diplomatik ilişkilerimizi her zaman için hocamın yok, da söylediği gibi canlı tutarak aslında kendimize de yani Türkiye'nin, ben şuna da çok şey yapamıyorum, katılamıyorum. Yani Türkiye kendi derdini anlatamıyor vesaire gibi şeyler söyleniyor ya hani iletişim açısından. Öyle bir durum da yok. Bugün Suriye'de yaşanan sorunlarda Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik olduğumuz ve hatta Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'de birlikte hareket edelim diye teklifte bulunduğumuz durumlarda Amerika Birleşik Devletleri müttefik olarak PYD'yi, YPG'yi seçti. Şimdi bizden aldığı Patriot'ları var. Oraya 20 bin tır gönderdi, silah gönderdi. Şimdi bunlara baktığımız zaman aslında gerçekten Türkiye'ye karşı da ciddi anlamda Türkiye'yi çevrelemek ya da hareketlerini kısıtlamak için çaba içerisinde olduklarını ve Avrupa Birliği'nin içerisinde de Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de Türkiye'ye karşı olabilecek bir kitlenin veya da oraya gelebilecek başkanlardan adayların olabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin yalnızlaşması da sadece Türkiye'nin tercihi değil. Birazcık bizi ona zorluyorlar. Evet, şimdi efendim gibi. Son 3-4 dakika zaten bunları konuşuyoruz. Zaten buldular kara deliği. Yakın evet, yani kıyamet. Konuşmadan bir taraftan da gerçekten yani bu konuya girmeden geçemeyeceğim. Tabii çok önemli konular konuşuyoruz ama bence şu kara deliğin bulunması, fotoğrafın çekilmesi işi biraz izafiyet teorileri yok. Hawking falan keşke sağ olsaydı da anlatsaydı. Bu işlerde yani bilimsel dünyanın büyük bozumu sonrası dediğimiz dönem Galileo ve Kepler'le başlıyor biliyorsunuz. Gök cisimleriyle ilgili insanların eskiden sahip oldukları temel tezleri çürüten ve bunların hesaplanabilir, rasyonel bir platformda tartışılabilir bir varlık alanı olduğu konuşulduktan sonra dünyanın yönü değişti. Bu kara delikten sonra da galiba yeni bir şey çıkacak hocam. Çıkacak. Bir bilim paradigması yani ontoloji paradigması ortaya çıkacak diye. Ben de ya işte paralel evren falan diyorlar yani belki yani o dünyanın yaratılışı o hani tepe ve çukur hikayesi var ya şeyde kara delikte. Orada büyük patlama bir kara delik meydana getirdi. Dünya ortaya çıktı ama o zaman onun biz paralel evlendeyiz. Orada başka bir şey vardı. Hawking'in söyledikleri var ya. Hani giriş var ama evet, çıkış yok. Ama kaybolma da yok. Yani giren kaybolmuyor. Sadece yok ol. Yani yok olmuş sayıyoruz. Karışık işler hocam. Teknoloji ve evrenle ilgili, varlıkla ilgili konuyu belirleyen hakikaten bu şey yani gök bilimleri ve şeyle yani evrenle ilgili olan kısım. Bu arada çok kritik bir şey. Hakikaten. Aslında şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye eski dönemde bile bu konularda astroloji konusu, astrofizik ya da gök bilim konusunda çok önemseyen eski Türklerde çok ciddi bir bilim tabii, alanı olan bir yer. Biz biraz geri kaldık. Hatta ilk astronot kim? Bizde var işte ilk astronot tabii, ya. Yani. Tabii tabii yani çok cacalıydı mesela. 1950 miydi? Daha eski. 1850 tabii, diyesim geliyor ama şimdi tam hatırlamıyorum. Tarihi adını unuttum bu arada. Garip bir ismi var. Yani biz buralardan gelmişiz. Şimdi demek ki son 50 yıldır, 100 yıldır bu astronomiye çok önemsemiyoruz. Belki biraz teleskop alıp gökyüzüne bakmamız gerekiyor. Fakat gerekecek, şöyle bir şey var. Bir yani bu kara delik olayının gösterdiği bir şey. Tabii gökbilim vesaire bunlar çok önemli. Fakat şöyle bir şey var. Bütün bu kara deliğin fotoğrafının çekilebilmesi küresel ölçekte o teleskopların birbiriyle dijital ortamda konuşması, evet buluşmasıyla mümkün olabildi. Ancak öyle. Bu da şunu gösteriyor. Eğer gökbilimse insanlık bir yerde bir işbirliği içerisinde hareket etmeli. Özellikle bu küresel ısınma evet, vesaire vesaire. Evet, efendim, bu hepimizin sorunu. Hollywood'da son yani çıkan filmler o yönde merak evet, etmeyin yani. Tek başımıza teleskop alıp uzaya bakmakla bu işi yapamayacağız. Ama yani biraz yani daha önemsemeliyiz yani, uzay ajansı falan diye süremiz dolmuş. Aslında dünyanın da birleşeceği süremiz dolmuş. Tamam. Hollywood'da bu filmler çıkmaya başladı. Haberiniz olsun söyleyeyim söylemedi demeyeyim. Tamam. Yani konfederasyonlar kuruluyor, ülke liderleri masada toplanıyor falan. Fena o filmler var. Çıkıyor bunlar. Dur bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Profesör Sedat Aybar, Profesör Mansar Bağlı, Doçent Ece Baba ve Profesör Murat Çak'a tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Bitiriyoruz farklı görüşürüz.